Efendim herkese hayırlı günler. Her zaman olduğu gibi gününde ve saatinde yani cumartesi saatler biri gösterdiğinde Kuşadası'nı konuşan adam. kuş adasında hatta şöyle bir lakap takmışlar. kuş Kuşadası'nın geveze adamı diye. malum yerden takılmış bu. evet gevezelik yapıyoruz ama doğru şeylere gevezelik yapıyoruz ve doğru şeylere de gevezelik yapmaya da devam edeceğiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yine kısıtlamalardaki e, hafta sonu kısıtlamalarındaki ilk günümüzdeyiz. E, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Programlarımız e, sizlerin sayesinde çok tutuyor, çok izleniliyor. E, güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Bugün çok önemli bir e, konuğum olacak. O yüzden daha çok paylaşım butonlarınıza basmanızı rica edeceğim. Çünkü e, bu konuşulanları tüm Kuşadası ve tüm Aydın'ın duyması gerekiyor. E ee, hangi grupta varsınız, oralardan paylaşın. Kendi sayfanızdan paylaşın. Soru sorun. E, konuğumuza iletelim. Konuğumuz kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Aydın İl Başkanı Barkan Omuz olacak. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz her zamanki gibi? Mikrofonumuzu saklıyoruz, Mikrofon, mikrofon. takmayı unutmuşuz. Aynen. Ses yine de geliyor çünkü kapalı bir ortamdayız. Efendim e, önceki haftalarda ne yapıyorduk? Kısa kollarla dolaşıyorduk kış ayında ama iki günden beri Kuşadası soğuğu yaşadı bol miktarda yağışlar düşüyor ee, kışı hissetmeye başladık ama kışı keşke ilçemizde daha rahat daha huzurlu bir vaziyette hissedebilsek çünkü e, barajlarımızda su yok diyoruz ki Aydın barajlarında da bu geçerli yağmur yağsın diyoruz bir taraftan kuş alısında aman Allah korusun çok fazla da yağmur yağmasın demek zorunda kalıyoruz. Neden? Altyapımız halen çok kötü. Ee, ufacık bir yağışta su basıyor evlere, iş yerlerine. Bazen diyorlar ki karayolları, karayollarındaki Allah'tan şu anda o problemler yavaş yavaş giderildi. O meşhur peyzajdan dolayı, oraya fazladan atılan topraklardan dolayı biraz sıkıntılar oluyor ama o kadarı da olacak. Kış ayının ikinci, e, kış döneminin ikinci ayındayız. Ondan sonra da bahara, şunun şurasında iki ayımız kaldı. Bahar deyince de turizm sezonu. E, limandaki yetkililerle de görüştüğümüz kadarıyla da maalesef e, gemi turizmi bu senede de Kuşadası için yok denecek bir vaziyette. İnşallah kısıtlamalar kalkar, otellerimiz iş yapar, esnafımız, vatandaşlarımız... Para kazanır diye iyi niyet temennilerimize başlayalım ve de konuğumuza kamerayı yavaş yavaş döndürelim. Başkanım hoş geldiniz. Başkanlığımızda bir mahsur yok herhalde. Çünkü Türkiye'de ne var? Bir defa başkan oldum. O sıfat da, yapışıyor da, doğru, doğru da, mu? Da, da. Kalkmıyor da. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın önceki dönem ben eski kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum. Önceki dönem il başkanısınız. Eee Başkanlık dönemimizde de biz her zamanki olduğu gibi yine basın mensupluğumuzu yapıyorduk. Buralara da çok geldiniz. Hatta fragmanda da çok güzel bir konuşmanız vardı Kuşadası'nda. Yoğun bir kalabalık ortamda Kasım Yaman, Kasım Yaman Uğur Mumcu Parkı'nda yapmış olduğunuz bir konuşmaydı. Evet. Olacaksınız. Ve evet. soru şeyle bağladınız. Mustafa Kemal Atatürk olacaksınız. Evet. evet. Oluyor muyuz başkanım? Partim açısından Parti, parti açısından Hayır Yani e, ben 10 Aralık tarihinde 10 Aralıkçılar Tarafından ihraç edildim Ve Hiçbir savunma vermedim Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Afyon'daki Belediye başkanları toplantısına Ben bir şekilde sızmıştım Hı -hı. Konuşmasını dinledim Konuşmasında aynen şöyle diyordu Her yere tek adayla gideceğiz Yarışma bizi bozuyor arkadaş. O nedenle bütün belediye başkanı arkadaşlarımız bu konuda gerekli özeni itimamı göstersinler. Her bölgede, her yerde tek adamla, tek kişiyle seçime gidelim. Delegasyonu da ona göre ayarlarsınız diye talimat verdi. Peki bu zaten partinizin, eski partinizin diyelim tamamıyla Ak Parti'ye Tayyip Erdoğan'a karşı durduğu. Bir tezdi. Tabii. Yani zaten bizim isyanımız da parti içi demokrasi kültürünün ortadan kaldırılmasıydı. Parti içerisindeki yarışma kültürünü sanki partinin içerisinde bir nifak doğumu atacak sistemmiş gibi olarak yaratılmış olmasına karşı isyanımızdı. Böyle bir talimatın sonrasında seçilen, tek adayla gidilen seçilen il başkanını, yönetim kurulunu, Dolayısıyla disiplin kurulunu da tanımadığım için savunma yapma gereği hissetmedim. Verdikleri kararı da itiraz etme gereği hissetmedim. Bizim belki yakamızdan altı oku sökebilirler ama kalbimizdeki altı oku sökebilmek için hiçbirisinin gücü ve kudreti yetmez. Elbette ki partide ciddi sıkıntılar vardı. Ben eski bir il başkanı olarak bu partide ilçe başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, il başkanlığı yapmış. CHP döneminde kurucu gençlik kolları il başkanlığı yapmış. Tabiri caizse hep bunu kullanıyorum. Bu partide bir tek kadın kolu başkanlığı yapmamış bir kişi olarak ben bu aksaklıkları söylemeyeceğim de neyi söyleyeceğim? Yani partinin içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyen birisinin genel başkan yardımcısı olmasına isyan edemeyecek miyim? Taraf gazetesi yazarı Ergenekon ve Kumpas davalarının borozancılığını yapan Yüksel Taşkı'nın genel başkan yardımcısı olarak seçilmesine isyan etmeyecek miyim? Ben genel başkan başdanışmanının FETÖ'cü çıkmasına isyan etmeyecek miyim? Ben Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ'cü çıkmasına isyan etmeyecek miyim? Ben Menemen'de belediye başkanının zimmetten tutuklanmasını ve orada kurayla bu seçimi kaybetmiş olmamıza isyan etmeyecek miyim? Ben Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'da paylaştığı özel Kürt Federe Bölgesi bayrağına bu bir bayraktır, bu bayrağa saygı duyulmadısıdır diye attığı tweet'e tepki göstermeyecek miyim? Ben Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'ü Atatürk diyememesine tepki göstermeyecek miyim? Şimdi bunları yapmayan bir partinin Atatürk'ün kurduğu kurucu felsefesinin içerisinde hala siyaset yaptığını söyleyebilmek çok mu doğru bir şey? Hayır. Bir eksen savrulması olduğunu kabul etmemiz lazım. İdeolojik bir savrulma olduğunu bunu hepimizin görmesi lazım. Ne işi var Mehmet Bekeroğlu'nun bu partide? Ne işi var? Bakın en basitinden ittifaklar yapılır mı? Yapılır. Koalisyonlar yapılır mı? Yapılır. Ne zaman yapılır? Turu geçersiniz ondan sonra yapılır. Siz DEVA ile Gelecek Partisi ile siyasette yüzde seksen düzleminde örtüşüyoruz derseniz ben buna isyan ederim. Abdülhamitçi yaklaşımla dış politikayı bu hale getiren Ahmet Davutoğlu değil midir? E siz bununla yüzde seksen ortamında düzleşiyorsanız ben is isyan etmeyecek miyim? Ekonomiyi bu hale getiren Ali Babacan bu kadronun içerisinde bunlarla beraber siyaseten fingirdeşmek dediğim o tabirin içerisinde yüzde seksen ortamında düzleşiyorsanız ben buna isyan etmeyecek miyim? Saadet Partisi'nin peşinde koşturuyorsunuz yüzde bir buçukluk partinin. Doğu Perinçek için yüz bin imza toplatıyorsunuz da bu partinin yarısı bu partideki yönetim biçiminden ve kadrolarından rahatsız niye ona kulak asmıyorsunuz? Muharrem İnce'yi atabiliyor musunuz? Da beni atıyorsunuz. Ben Muharrem İnce'nin söylediklerinin yüzde birini söyledim. Beni partiden atıyorsunuz. Ha bunu çok net söyleyeyim. Bundan en ufak bir rahatsızlık duymuyorum. Bu mevcut koşullarda Atatürk sağ olsaydı zaten ya da o da ihraç edilirdi ya da o partinin dışında kalırdı. Yazıklar olsun deyip çeker giderdi. Ama bakıyoruz ki partinin kadrolaşmasında çok ciddi problemler var. Hiç emeğin, emeğin en yüce yüce değer dediğimiz bir ortamda bunları kalkıp söyle e, bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurucu felsefesinden uzaklaşmadığını iddia etmek çok komik bir yaklaşım olur. Elbette ben atılırım atılmayı da hak ettim. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Çünkü ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk diyemeyen insanlarla beraber siyaset yapmak mecburiyetinde değilim. Ben Sezgin Tavrıkul'un bayrağının paylaşıldığı tweet'in altına hiçbir yorum yapmamak gibi bir ahlaksızlık içerisinde olmak zorunda değilim. Bundan hesap sormama gibi bir kavramın içerisinde olamam. Ne münasebet? Bekaroğlu dediğiniz adam kim? Atatürk'e kefere diyen adam. Aslında bu izin sürecinin başlangıcı Ekmelettin İsanoğlu'nun adayına karşı duruşundan geliyor. Bakın 81 il başkanını topladı genel başkan. Güya bizi 81 il başkanı olarak Ekrem İmamoğlu şey Ekmelettin İsanoğlu bizi tanıştıracak. Hep beraber fotoğraf çektireceğiz. Birden 81'e kadar sıralandık. 17. konuşmayım, konuşmacıyım. Birden 16'ya kadar herkes takdir sizin Sayın Genel Başkanım. Doğru yapmışsınız Sayın Genel Başkanım. Partimiz için ne yapıyorsa, ne gerekiyorsa elimizden geleceğiz diye bir konuşmanın arkasında 17. konuşmacı olarak bana sorulduğunda şu soruyu sordum. Sayın Genel Başkanım ben aydın da sizin adınıza siyaset yapıyorum değil mi dedim. Evet dedi. Yani ben sizin vekilinizin değil mi dedim. Evet dedi. Ya Aydın örgütü bana soru soruyor. Ben bu soruları cevaplayamıyorum. Bu soruları ben size sorayım. Siz cevabını verin. Ben de gideyim örgütüme bunu anlatayım. Buyurun sorun dedi. Nereden buldunuz bu ekmeği Nisan oğlum dedi. Vahiy mi gönderdi? Amerika mı istedi? Bahçeli'nin arkadaşı mı? Sizin arkadaşınız mı? Solcu mu? Savcı mı? Topçu mu? Neci bu adam? Ben bu adamın adını soyadını iki haftada ezberledim. Halka biz bunu ne kadar zamanda nasıl ezberletecek? Ciddi kaygılarımız var dedi. Sinirlendi. Ekmelettin Bey iyi bir insandır. dedi. Efendim dedim, ben de iyi bir insanım. Benim babam da iyi bir insan. Hatta ben Ekmelettin Bey'den daha iyi birisiyim ama ben Cumhurbaşkanı adayı olamam. Cumhurbaşkanı adayı olmanın koşulları kendisinde yok. Bu kararınızı gözden geçirin. Hem iyiyse iyi adam eve damat olur. Cumhurbaşkanı adayı olmaz dedik. İşte bizim aslında gerginliği yaşadığımız İlk yer ve ilk duruş burasıdır. Ekmelettin İhsanoğlu ile başlayan savrulma bugün en son AKP'de Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapan, yağdanlık yapan, 14 yıl yanında çalışan kişinin bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde transfer olup genel başkan danışmanı olmasıyla devam eden sürecin bu son, bugünkü son kısmıdır. Ve bu bitmeyecektir biteceği yönünde en ufak bir inancım olsaydı, küçücük bir ışık görebilseydim, yıllarımı verdiğim, az önce size bahsettiğim o saydığım siyasette saydığım o mevkileri bana bahşeden bu parti karşısında böyle bir duruş sergilemezdim. Ama en ufak bir ışık yok. Yani Sayın Muharrem İnce'nin de ifade ettiği gibi partide bir şey olmuyor ki 10 günü geçmesin. Evet. Haftada bir bir kepazelik. Haftada bir kepazelik. Ben bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. O köşe yazısını yazıyorum Cuma günü. Yazdığım yazı gündeme cuk oturuyor. Pazar günü bakıyorum yazı gündemden düşmüş benim. İki günde gündem değişmiş. Evet. İki günde bir şeyler oluyor partinin içerisinde. Bu mümkün mü? Peki başkan. Bu arada e, sevgili arkadaşlar e, yorumlar yapmaya başladınız. E, bu arada yurt dışından da e, başkanım bol miktarda e, Almanya, Belçika orada selamlar var e, gönderiyor vatandaşlar. Genelde ilk etapta hayırlı olsun, kolay gelsin. Size başarı dileyenler onlar var, teknik isimleri Şimdi mesela e, Fatih Bekir şeyi sormuş, balıkçılar kahvesi. Arkadaşlar sırf e, Cumhuriyet Halk Partisi konuşmayacağız. E, Kuşadası konuşacağız zaten ama yavaş yavaş yayını ısındırıyor. Sizler de yavaş yavaş geliyorsunuz. Kuşadası'nda her şey yolunda mı değil mi? Aydın'da her şey yolunda mı değil mi? Her şeyi başkana soracağız. Başkan da e, her şeyi bana ne istersin sorun dedi. E, her şeyi soracağız. E, mutlaka e, cevapları da sizleri tatmin edecektir. Sizler de buradan sorun. Kendimi bildim bile çok yanlış yerleşim yapıldı maalesef Kuşadası'na. Bunların hepsine gireceğiz. Ayra Hanım yazmış. Ee, her partiden şuradan bakıyorum başkanım. Ee, Cumhuriyet Halk Partilisi, oradan hatta ihraç edilenleri sizin gibi onlar da var burada da Kuşadası'da da var. Onlar var. AK Partililer var. Milliyetçi Hareket Partililer var. İyi Partililer var. Çünkü Kuşadası gibi birçok yazan kişileri tanıyoruz. Siyasi görüşlerini biliyoruz. Ee, ve tabii ki Kılıçdaroğlu'nu hala savunanlar da var. Ee, onu da çok fazla da anlamış değiliz. Ee, bu arada e, bilmeyenler için de söyleyeyim ee, Barkan Bey'in mesleği de avukatlıktır. Barkan Başkan'ın. E, Tanımayanlara da e, başta söylemem gerekiyordu. E, meslek olarak <laughs> yani önceki dönem il başkanı olaraktan değil avukatlık da yapıyor ve Kuşadası'nda avukatlığını da e, sürdürüyor. Başkanım Kuşadası'nı Gelme sebebiniz nedir? Aydın'da siyaset yapıyordunuz. Aydın'da mesleğinizi icra ediyordunuz. Ee, Kuşadası'na geldiniz. Birçok dedikodu çıktı. Gelmenizle birlikte. O dedikodulardan birini sorayım. Yani rant için geldi. Belediyede iş yapmak için geldi. Geldi de geldi diye hep bir takıldı. Rant için mi geldiniz? Ben bir kadın için geldim. Yani aşık olduğum bir kadının arkasından çıktım, geldim. Sevgi benim eşim. Hı hı. E, o burada e, yaşıyordu. E, hem tebdili mekanda ferahlık vardı. Hem de siyasette bu bölge içerisinde bulunmayı da tercih ettim. Eşim de buradaydı. Evet. E, meslekte 30 yılımı geçirdim. Kuşadası'nda farklı branşlarda mesleğimi yapmaya icra etmek için burayı tercih ettim. Şimdi e, normalde rant için ya da e, buradan bir beklenti için gelmiş olsaydım aslında bu rantların gerçekleşmesine 5 dakika kala gelirdim ben. Hı hı. E, ben 2018'in e, Kasım ayında geldim. 2019'un Şubat ayında da büroyu açtım. Hı hı. Yani ben yerel seçimlerden önce hatta Ömer Güner'in adayı gösterilmesinden önce buraya geldim. Dolayısıyla böyle bir beklenti içinde olmadım. Eğer bu beklentinin e, benim ahlakımla örtüşen bir yapısı olsaydı bunun en uygun koşulu Efeler Belediyesi'ydi. Evet. Belediye Başkanı Sayın Fatih Hatay hem meslektaşım meslektaş, evet. hem abim hem çok yakın arkadaşım hem de yıllardan beri duruşunu çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir büyüğüm ve çok da başarılı bir belediye başkanı. Olsaydı ben burada böyle bir düşünce tarzında olsaydım emin olun Kuşadası Belediyesi'ni tercih etmezdim. Çünkü Kuşadası Kuşadası'nda siyasetin ne kadar kötü yapıldığını iyi biliyorum. Ne kadar acımasızca yapıldığını iyi biliyorum. Eski il başkanı olarak Kuşadası'nda bizim her zaman Kuşadası problem haline gelmiştir. Gençlik kolları problem olmuştur, kadın kolları problem olmuştur, disiplin soruşturmaları problem olmuştur. İl başkanıyken buraya geldiğimde Sığınacak bir liman olarak burayı görüp bazen refaha çıkıp biraz ferahlardım burada ama sorunları çözdükten sonra bu ferahlamayı sağladım. Kuşadası siyasette bilmiyorum ama her parti açısından riskli bir, bir kırmızı noktalı bir bölge olarak görüyorum. Yani siyaseti Sultanhisar'da yapmak daha kolay. E, siyaseti e, Nazaran didinde veya sökede yapmak daha kolay. Kuşadası'nda daha zor. Ben Kuşadası'nda olan kısmını tercih ettim. E, bu tercihimde de devam edecek. Yani siyasi ihraç edildim diye siyasetten uzaklaşmadım. E, ben az önce de bir söylemeyi unuttum. E, Sayın Genel Başkan'ın e, tek adam noktasında bir değerlendirmesi vardır Recep Tayyip Erdoğan'a. Ben tek adamın onun olduğunu iddia ettim. Devletteki liyakat... içerisinde. Bu bölgede de hem mesleğimi icra edebilecek hem de seçim çalışmalarını, e, siyasi çalışmalarımı yapabileceğim bir konjektör bir nokta olarak buldum. E, o nedenle çok özel bir tercih yok. E, bu soruyu sizin sormuş olduğunuz bu soruyu Bilmesin büromun açımda, açılışında evet. e, Sayın Özlem Çerçioğlu, e, Sayın Milletvekillerimiz ve Ömer Günel de vardı. Bir, belediye, bir basın mensubu arkadaşımız bu soruyu sayın Ömer Günele Ömere yöneltti dedi ki e, Barkan Başkan 28 yıllık bürosunu taşıdı Kuşadasına geldi Kuşadası Belediyesinde aktif bir görev alacağı söyleniyor bu noktada ciddi görevi olacağı söyleniyor bu nedenle geldiği iddia ediliyor ne diyorsunuz dedi kendisi de benim o zamanlar çok hoşuma gittiği çok da böyle bayıldığım ama güzel laf etti ha Ömer Başkan dediğim şu cümleyi kurdu. Sayın Başkan bizim abimiz eski il başkanımız. Biz ona görev tevdi etmeyiz. O ister ve alır dedi. Bu lafın karşısında insanların insanın tüylerinin diken diken olmaması mümkün <laughs> değil. Ben o dönem o, o cümleyi duyduktan sonra buradan fırlayıp onu öpesim vardı. Ama e, baktık ki öyle de değilmiş zaten. Sonradan bunu onun Şimdi farkına başladım, vardık. Siz yani, ee, e, mesleğinizle ilgili e, avukatların ağzı iyi laf yaparlar. Evet. <laughs> Sanırım Ömer Bey de güzel bir lafı o yüzden yapmış o gün. O günü ee, geçiştiren, kurtaran güzel bir laftı. Hem benim ruhumu okşadı. Evet. Hem belki de benim buraya gelmemden dolayı tedirgin olan bir kadro varsa... O kadronun yüreğine de su serpti. Benim de yüreğime su serpti. Kuş. Böylece e, o olay geçiştirildi profesyonelce. Duygusalca değil, samimi <laughs> değil ama profesyonelce geçiştirildiğinin farkındayım. Şimdi Kuşadası'ndaki sorunlara girmeden önce bir de genelle ilgili son bir şey sorayım size. Hı hı. E, partiden İraç'a girdiniz. Şu anda da e, Memleket Hareketi, Muharrem İnce'nin in Memleket hareketine Gönüllü olarak da destek veriyorsunuz. Evet. Ve de e, yoğun bir destek veriyorsunuz. Evet. E, bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şöyle bir durum var mı? E, mesela e, Muharrem Bey'den size ya il başkanımız sen olacaksın Barkan gibi evet. e, bir taahhüt verildi mi? Yoksa bu tamamıyla gönülle alakalı bir şey midir? Şimdi Muharrem Bey ile bizim ortak bir özelliğimiz var. Biz rezervasyon üzerine siyaset yapmayız. Hı hı. Ben rezervasyon üzerine bir siyaset yapmadım. Bu hareketin doğrudur Aydın'da önderliğini yaptım. Aydın'da ilk bayrak kaldıranı, ilk bayrak açanı oldum. Doğrudur. Fakat bu noktada gönüllü olmanın dışında hiçbir siyasi makam beklentim yok. Önce onu açıklıkla söyleyeyim. Yani bugün ben burada il başkanı olmalıyım. Orada bulamadık. Burada buluruz. Belki burada bir noktayı yakalarız diye siyaset <laughs> yapmadım. Ve böyle bir rezervasyon talebim olmadı. Sayın Muharrem İnce'nin de bir rezervasyon önerisi olmadı. Olamaz. Bu eğer böyle bir rezervasyonla siyaset yapmaya kalkarsak işte o zaman konunun ilk başında söylediniz ya Cumhuriyet Halk Partisi anlattınız ya o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hastalık COVID gibi buraya bulaşmış olur. Kurulmadan bulaşmış olur. Rezervasyonla siyaset işte orada var. Evet. Ama burada yok. Yani burada şöyle bir şey yapamayız. Torbalı Belediyesi bizim partimizin belediye başkanı iken Aydın Milletvekili Aydın'ın meda iftarı, Hüseyin Yıldız'ın kızı Torbalı Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak çalışamaz. Ahbap çavuş ilişkileriyle bu işi yapabileceğimiz bir hareket değil bu. Tamamıyla gönüllülük esasına dayalı. Ben bir yere geleceğim değil, ülke nereye gelecek? Bunun hesabını kitabını yapan bir hareket. O nedenle benim böyle bir talebim yok. Olursa başım gözüm üstüne. Olmazsa bu parti bana ne noktada görev veriyorsa mahalledeyse mahallede, sokaktaysa sokakta, evdeyse evde ben görev hazırım. Ama benim il başkan olmak gibi ne öyle bir zorunluluğum var, ne öyle bir mecburiyetim var ne de bin günde memleket hareketin bana böyle bir rezervasyonu var. Bunu bir kere ortaya koyalım. Sayın Genel Başkan, hitap ediyorum bakın. E kurulacak mı, kuruldu mu, ne oluyor sorusunun cevabını benden alın. Sayın Genel Başkanım Muharrem İnce rezervasyonla siyaset yapan bir siyasetçi değildir. Ben de onun eski bir öğrencisi olarak rezervasyonla çalışan bir siyasetçi değilim. Bu arada e, Kuşadası'na gelme sebebiniz de yorum yazmış. Seni seviyorum Barkan Kolumbus yazmış oraya da Sevgi Hanım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yorumların içerisinde. Bu arada arkadaşlar e, şuradan Halit Bey yazmış. E, şu anda muhabbetimizle bir alakalı bir durum değil ama belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Bayraklı Dede, ki Bayraklı Dede Türbesi'ne haber yapmıştık. Kanalizasyon akıyor. Bakın orası dini bir Değeri olan bir yer ve dedik ki belediye başkanı yer oraya bunu yapamıyorsa kuşadasında devleti temsil eden bir kaymakamımız var. O en oraya eratsın ama şu anda yorumlarda yazmışlar ki teşekkür ederler bize gündeme getirdik diye. Ama kaymakam dahil Allah'ın kolu devlet yetkilisi belediye başkanı da bir devlet yetkilisidir. Bir Allah'ın kolu gidip orayı görüp e, orada bir çözüm üretmemiş hala lağım akıyor. Türbeye lağım bakıyor. Yani dili değerlerimize sahip çıkmayacaksak. Hadi diyelim ki hani şöyle yapıyorsunuz. Ben bu ayrıştırmaya tamamen karşıyım. CHP'li belediye başkanı. E tamam o zaman hadi devletin kaymakamı. Hadi buyurun kaymakam bey oraya bir, bir el atın. Ee, bir sahip çıkın ya. Bir sahip çıkın. Kuşadası'nın her metre metrekaresinden devlet adına siz sorumlusunuzdur kaymakam bey. Tekrardan buna dile getiriyorum. Yani göreviniz bir basın mensubunun. Milli Park'ta bir film çekilmiş dedikten bir saat sonra gözaltına aldırtmak değildir. Bu tür vatandaşın hassas noktalarına eğilmektir. Bunu da buradan tekrardan ileteyim sevgili kaymakamımıza. Şimdi burada bir arkadaşımız demiş ki, e, sevgili Burak, çok kısa bir vadede seçimleri bağımsız hatta partilerle hiç alakası olmayan adaylar kazanacak. Gidişat bu şekilde. Hatta sizin bir programınızda da, hani şu partiye oy vermeyeceğim, karar veremedim, edemedim gibi vatandaşın %20-25 anketlerde çıkan, yani parti belirtmeyen bir oy oranı çıkıyor. Evet. Bu da bir dönüş olabilir mi? Özellikle mesela yerellerde, yani meclis üyeli partilerden seçilip, başkan adayları, bağımsızlık, bağımsız aday olduğunda daha böyle bir popüler olma ihtimali var mıdır? Başkan? Yok. Ee, neden yok? Açık söyleyeyim. Eee... Türkiye'de ve çağdaş toplumlarda siyaset ergi e, siyasal kurumların en büyüğü olan partilerle süre gelir. Ve bu nedenle e, partinin içerisinde e, bir mücadele ile bu adaylar ön plana çıkabilir. Tabi ülkemizin başka bölgelerinde e, geleneksel yapı, e, aşiret kavramları e, göz önünde bulundurulduğunda o bölgelerde bağımsız adayın seçim kazanma olasılığı vardır. fakat O da genelde e, ilçe bazıları. Oradan bazı buraya ya da bazı müddetçe bunun oranı neredeyse e, sıfırları bulacak kadar vardır. Ama e, zannedersem Çanakkale Belediye Başkanımız da e, ili yanlış söyleyebilirim bağımsız seçildi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı göstermedi kendisini. O da e, buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kurumsal kimliğine değil yönetim kadrosuna bir kapak olarak e, siyasette e, yerini aldı. Evet doğru yüzde %20'lik bir kararsız kitle var. Yani kararsızlar, protesto için o, e, sandığa gitmeyecek olanlar bir de cevap vermeyenler. Üç ayrı grubu topladığınız zaman bu yüzde %22'yi buluyor. Araştırma bunu gösteriyor. Bu araştırma aslında... Sizin bana sorduğunuz sorudaki bağımsız adaylara yönelir sonucunu çıkarmıyor. Evet. Bu artık siyasi arenada bir başka sağlıklı partiye ihtiyaç var sonucunu çıkarıyor. İşte o sonuçta bin günde memleket hareketi. Yani oradaki anket sonuçlarını değerlendirdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmaları göreceksiniz. %16'lara kadar düşmüş bir oy var. E, bu ekonomik düzende AKP'de, AKP'nin içerisinde bulunan fakat gırtlak bağı olmayıp da kalbi bağlılığı olup ekonomik bu pozisyondan dolayı yeter artık diyebilen liberal bir kadro ve kesim var. Bunların geri dönüşünü göreceksiniz. Ki bunlar liberal, demokrat, Atatürkçü olmakla birlikte ee, AKP'ye gönül vermiş bir kitle içeride var. Onları göreceksiniz. Sonucunda e, bağımsız değil ama e, Bin Günde Memleket Hareketi'nin e, siyasi arada hangi noktada olacağını e, görebileceğiz. En azından şunu söyleyebilelim. E, Sayın Genel Başkan'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söyleminin aksine geliştirdiği bir söylem var. Siz hiç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan şöyle bir söylem duydunuz mu? 50 artı 1'i de alacağız. Yok. Hiç ben duymadım. Ahmet'i topla, Mehmet'i topla, Hatçı'yı topla, Hüseyin'i topla, topla buradan 50. Ne diyor Muharrem İnce? 50 artı 1'i yakalayacağız. Yakalayamadık mı? O zaman ikinci turda bakarız o işlere. Bahsettiğiniz nokta bu. Yani evet. bağımsızlara doğru değil. Ama doğru aday tespitleriyle e, bu işler yapılabilir. Bakın ben size e, Sayın Genel Başkan, e, eski genel başkanım e, devlette liyakat var mı diye AKP'yi eleştiriyor ya. Hı hı. İşte Hayvanat Bahçesi Müdürü'nü TÜBİTAK Başkanı yaptılar. Bilal'in arkadaşını TRT Genel Müdürü yaptılar. Tahte lise diploması olan adamı gittiler Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı danışmanı, bakan yardımcısı yaptılar. Bu nasıl liyakat diyor ya. Mesela atanan 178 tane ilçe milli eğitim müdürü var. Bunun 89 tanesi vasıfa uymuyor. Sayıştay raporu söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Hmm. Bu niye biçim liyakatsızlık? Devlette de liyakatı öldürdünüz diyor ya. Çok doğru söylüyor. Altına imza atarım. Ama sen CHP'de liyakatı kurdun mu? Hmm. Örnek vereyim size. Gazi Emir Belediye Başkanı karısını onursal dış ilişkiler ofisine onursal başkan yapıyor mesela. Mesela İmamoğlu büyük çekmecede 24 yaşında belediye meclis üyesi adayı olup da seçilemeyen kızı şirkete kariyer danışmanı yapıyor. Dikkatinizi çekerek. Kızın kariyeri yok, kariyer <laughs> danışmanı. Bu İstanbul'da oluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ölüm döşeğinde öldü ölecek. Herkes birbirine girmiş ben belediye başkanı olacağım sen belediye başkanı olacaksın diye. O esnada genel başkanın talimatıyla bir milletvekilinin dayısı genel sekreter yardımcısı oluyor. Allah'tan adamcağız diriliyor da adamı 5 dakikada şutluyor. Belediye binasından içeri girer girmez ilk yaptığı icraat. Liyakata bakın. Sonra dönüp geliyoruz. Torbalı Belediye Başkanı oğlunu belediye şirketine genel müdür yardımcısı yapıyor. Yine aynı Torbalı Belediye Başkanı Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızını evet. gidiyor özel kalem müdürü yapıyor. Menderes Belediye Başkanı gelinini özel kalem müdürü yapıyor. Selçuk da var örneği. Seyhan var örneği. Safranbolu da var örneği. Ayşe bile çeşitli ihalelerde sahte diplomalar ön, olmadı mı tabi başkanım? Tabii. var mı? Ben size milletvekili söyleyeyim. Açın evet. program bittikten sonra ismini vereyim. Herkes tanıyor, hepimiz tanıyoruz. Biyografisini okuyun. Lise diploması. Lise mezunum diyor. Lise mezunu değil. Lise mezunu değil. Sen şimdi Hamza Yerlikaya'yı hangi hakla ve hangi yüzde eleştirebileceksin? Sende yok mu? Var. Sahte diploma sunan adam bu partinin il başkan yardımcısı olmadı mı? Zamanında örgütlenmeden sorumlu Doğru. oldu. Liyakat nerede kaldı? Kalmadı. Urla Belediye Başkanı nasıl seçildi arkadaş? Menemen Belediye Başkanı aday nasıl oldu arkadaş? 19 kişi hadi ben haksızım orada bazıları haksız Kemal Kılıçdaroğlu haklı diyor da Mehmet Ali Çelebi haksız mı? Temenimiz. Evet. Ve 3 yıl yaptı bu çocuk. E, Hakkı Suha -kay. Baro'da aktif görevlerde bulundu. Haksız mı? Ankara Baro Başkanlığı yaptı. Haksız mı bu insanlar? Menemen belediye başkanı aday göstermeyin dediler. Ya illa diretiyorsanız gizli o yapalım dediler. Ya, var seçim öncesi, Nasıl oldu bu insanlar? Urla gitti. Menemen gitti. Arkadaşlara soruyorum ben. Nasıl savunacaksın? Ankara'yı kazandık, İstanbul kazandık. Kazandık da sen kazanmadın ki. Ne Ankara seçiminde ne İstanbul seçiminde 45 gün piyasaya çıkmadın da seçim öyle kazandık biz. Onu da nasıl kazandık? Davul bizde, tokmak başkasında. Öyle seçim kazandık. Öyle seçim kazanabildik. Ha bravo, aferin, tamam. Mazbataya giden yol, Bülent Tezcan Cumhuriyet gazetesinde yazmış. E mazbataya gidemeyen 9 kere yol var. Onu yastana bir kere. 9 defa seçim kaybetmişsin. 6 defa genel başkan olursun. Yani anlatılacak o kadar çok şey varken varsa ben genel başkan olsam şimdi o siz programdan önce anlattım. Annem beni küçükken sıcak suyla yıkardı. Ben de bağırdığım zaman kafama tasla vururdu. O bende travma oldu. Sıcak su kullanarak yıkanmam diye. Ben Kemal Kılıçdaroğlu yerine olsam bu travmadan dolayı bir daha menemen yemem. <laughs> Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Tartışılır. Siz bir özelliğini söylemediniz. Ben aşçılık son sınıf öğrencisiyim. Evet. Gastronomi <laughs> okuyorum. Menemen soğanlı da olur, soğansız da olur ama kemalsiz olur. <laughs> Eyvallah başkanım. Başkanım yavaş yavaş kuşadası'na e, bol miktarda izleyicilerden kuşadası soruları geliyor. Evet. E, onlara dönelim. Dönelim. Başkanım yaklaşık 20 yıllık bir dostunuz var. Mevcut belediye başkanımızla. Evet. Ee, Ömer Bey'le. Ee, Birçok yine aynı şekilde hükümeti eleştirilen daha doğrusu şöyle söyleyeyim. CHP ve yeni CHP. Hatta bu tabiri siz de kullanıyorsunuz. Bu evet. eski yani gerçek CHP'lerin eleştirdiği hükümetin eleştirilerini e, birçoğunu mevcut belediye başkanımızla sosyal medyadan yazılanlardan görüyoruz. Baskıcı, kendinden olmayan tukakacı, hatta hatta vatandaşın cep telefonuna kadar arayıp sen bana nasıl muhalefet yaparsın deyip e, konuşan, hatta birim amirleri tarafından vatandaşların tehdit dahi edildiği, sosyal medyada çok fazla sıra yazılıp çiziliyor kuş olasını. E, Ömer Bey, siz 20 yıldan beri dostsunuz, belki daha uzun süre. Böyle bir insan mıydı? Gerçekten ilk baştan beri şu an mı seçildikten sonra hani derler ya koltuk insanı değiştirir. Şimdi mi böyle oldu başkanım? Ne dersiniz? Görüşünüz ne bu konuda? Ömer'i çok severim. Önce onu söyleyeyim. Telefonunu telefonundan silecek kadar öfkeli ama ezberinde aklımda tutabilecek kadar da gün vardır. Ee, Ömer karizmatik özelliklere sahip insani ilişkileri de e, çok fazla defosu olmayan e, siyasette tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen ve belediye başkanlığını bu noktada e, hak eden birisi. Ee, Tabi Siyasette şöyle bir kavram var. Güç zehirlenmesi dediğimiz bir kavram var. Bunun en büyük örneği Recep Tayyip Erdoğan'da. Yani o e, bizim Recep abimiz, futbolcu abimiz, Gariban abimizden çıkan bir siyasi e, yolculuk hikayesinin bugün ne noktaya geldiğini görüyorsunuz. Ey Amerika, ey Almanya, ey Rusya derken. Bu güç zehirlenmesinin getirdiği e, sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Burada tabii e, benim 20 yıllık dostum, e, ben de geçenlerde bir yazı paylaştım onunla ilgili. E, WhatsApp'tan bana o yazıyı e, tekrarlayıp hayırdır deyip üç soru işareti koymuş. E, Tabi bu yazıyı paylaşırken bana... Hayırdır, yani biraz orada R1'den fazla anladığım kadarıyla <laughs> diye sorucup, sorup iki ergenmişiz gibi WhatsApp üzerinden değil de telefonla birbirimizle ya da yüz yüze bu sıkıntıları değerlendirebilseydik herhalde daha iyi olurdu. Kahvenin 40 yıl hatırı var ama bizde herhalde o hatır kalmamış. Benim açık söyleyeyim, belki kendisi sağda solda da söyleyebilir. Benim kendisinden bir talebim oldu. Bu talep şu plajı bana ver, şu büfeyi bana ver ya da benim imar planı değişikliğim var değildi. Mesleği yapmamla ilgili bir talebim vardı. Kendisinde bu konuda bir sözü vardı. tabii bu sözünü tutamadı. şöyle Evet, bu olayda e, sözünü tutamamış olmasını normal karşılıyorum ama tabii e, dün gelmişsin buraya, bir sürü insanla çalışmış, o insanlara göstereceği bir vefa duygusu var. Sen sıralamanın bu noktada gerisindesin e, diye, diyebilmiş olsaydı e, ben bir yıl, iki ay oyalanmazdım. Mesela ben e, 6-7 tane belediye aleyhine dava almadım bu yüzden. Yani bu bir örnek. Değil mi? Yani söz vermek yerine ya da insanı umutlandırmak yerine bu noktada benim umudumu ortadan kaldırabilecek daha net cümleler kurup siyasetçi ağzı değil, iki meslektaş ve iki dost ağzını kullansaydı bu sıkıntılarda mesela bu sıkıntıyı yaşamazdık. Bir başka sıkıntı da şu Erol Beyciğim ben bu partinin atılmadan önceki il başkanı, eski il başkanı. Beni benim kongre delegesi olmam çok normal bir şey değil mi? Tabii Ama ben kongre delegesi yapılmadım. Çok acı bakın. Yapılmama gerekçelerini biliyorum. Ama yapılmama gerekçesinin nezaketen bana bir telefonla ya birader seni yazacağız ama Şuradakiler şöyle diyor. Buradakiler böyle diyor. Bu nedenle yazamıyoruz dese anlayışla karşılarım. Ne beni kendisi aradı ne Ömer Günel aradı. Şey Mehmet Gül bile aradı. Hadi ondan vazgeçtim. Senin üyen ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ediliyor. Bir ararsın ya. Ya geçmiş olsun birader. Barkancığım. Öyle konuşuyoruz çünkü biz. Sayın Başkanım diye konuşmuyoruz. Arkadaşım Böyle böyle bir hadise olmuş. Üzüldüm. Benim de başıma zaman zamanda korkma, sıkılma, üzülme. Olur bunlar siyasette. Bir telefon yok. İhraç oldum. Bir telefon yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Siyasette bunlar olur. Siyaseti bir tarafa bırakın. Eki dostsak bize eğer sizin deyiminizde 20 ya da 30 yıl kaç yılsa olur mu? Ama siz insani ilişkilerinizi, 20 yıllık dostunuzu birilerine dayanarak siyaseti ipotek altına aldırır da ipotekli siyaset yaparsanız ve benimle ilişkilerinizi böyle düzenlerseniz o zaman burada bir barkan kalnımızı siz yaratmış olursunuz. Tabii. O zaman barkan kalnımız sizin bu trafik yapazlarınızı savunmaz, savundum, savundum yer oldu savundum dedim ki evet doğrudur bu trafik bu noktada herkes bu eziyet çekecek ama bunu başka türlü çözemez çünkü otopark yok dediğim yerler oldu bazı yanlış bölgeleri olmasına zaten. rağmen oldu diye. ama geriye dönüş de oldu kamu zararı oldu olmadı ayrı tartışılır. anlatmak istediğim şey bu Kırgınlığım da benim bu yüzden bak ben onun karşısındaki bir Esat Altıngün Gün değilim bir Fuat Akdoğan değilim Siyasette yarıştığı kişilerden birisi değilim. Ben onun arkadaşıyım. Ben birinci kazığı Bülent'ten yedim, ikinci kazığı Ömer'den yedim. Ön seçimde seçildiği günün akşamı elinde bir şişe içkiyle evime gelip kapımı çalan Bülent Tezcan, saatin ikisinden beşine kadar hem içip hem ağlaştığımız, kafasını omzuma yaslayıp "Ya birader ben sen bunu hakkını nasıl ödeyeceğim" diyen. Bülent Bey'le de, de çok eski bir dostumuz tabii. var diyen bir... A ayrıca görüşmüşsünüz var. Tabii tabii. Hiçbir şey bu dönemde hiçbir şey e, yok. Ya düğün arabası benim arabam. Yani düşünebiliyor musun? Sadıç benim. Tanıştıran benim, sadıç benim, her şey benim. Özelliğimizi paylaştığımız yazın ya yani beraber tatile çıktığımız, kışın beraber tatile çıktığımız arkadaşım. Yemek yediğimiz, aynı otel odasını paylaştığımız Ankara'da. Arkadaşım. Birbirimizin bacağını görmüş adamız yani. <laughs> Birinci bu yediğim kazık diyeyim ona o kazık. Üzüntüm bu. Ömer için kazık lafını kullanmayacağım. Ee, ikinci üzüldüğüm kırıldığım nokta bu. Düzelebilecek ve tamir olabilecek bir şey iken işin bu noktaya gelmesi hiç hoş değil. Kaldı ki ben belediyede bir görev istemedim. Benim bir görev talebim olmadı. Siyasette attan eşeğe binmek vardır da. Böyle bir talebim olmadı ama 5 yıllık belediye meclis üyeliği kariyerim var benim. Yani senin şimdiki yaptığın işi ben 5 yıl yaptım. Belediye başkan vekili yaptım. 2 yıl önce bulundum. Aç bir soru ya. 21 21 beyi sor bana. Onu ben size birazdan sor. soracağım. Birazdan ben soracağım. başka. Yani seçim öncesinde ortak akılları topluyorsun. İçinde Mehmet Bağ var. Erol Bey. Hı hı. Gülbilek var, sonra Kaplan. Bütün eski ilçe başkanlarının. Siyasette husumet içinde olduğun, yarıştığın, kırıldığın bütün herkesi topluyorsun burada. Karşıdaki ofiste. Bir seçim koordinasyon kurulu kuruyorsun. Çağırmıyorsun beni oraya. Bu bir. İki, herkesle bu işi çözüyorsun. de çözmüyorsun. Enteresan. Sor, soruştur. Kuşadası. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Kuşadası futbol evet. spor kulüp. Kim geliyor aklınıza spor kulübü deyince aklınıza sizin Kuşadası Spor futbolcusu deyince aklınıza kim geliyor? Kuşadası'nda nadir birkaç tane futbolcusu. Ya da şöyle söyleyeyim. Hala ayakta olan ya da Kuşadası yerleşmiş birkaç kişi var. Şahap evet. aklıma geliyor. Şahap Hoca da bunlardan Şahat. biridir. Futbolculuk yapmış. Teknik direktörlük kariyeri var. Takımı şampiyon yapmış. E kışa da spor kongresi yapıyorsun. Adamı aramıyorsun bile. E kırılmaz mı şimdi bu insan? Bu işin kenarında, köşesinde değil, orta göbeğinde bu adam. Hiç mi onun bir fikri yok? Hiç mi bir değerlendirme yapamaz? Hiç mi bir projesi kafasında yok? Çağır. Ama her şeyi ben yaptım, ben bildim, ben ederim. Ben, 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 ben dersen işte o bahsettiğim konuşmanın başındaki güç zehirlenmesini yaşarsın ve güç zehirlenmesi çok tehlikelidir. Hele iktidarda değil muhalefetliyken bu güç zehirlenmesini yaşarsan iki kere tehlikelidir. AKP'li belediye başkanları bir dikkat edecekse biz beş dikkat edeceğiz. Atıldım hala biz diyorum. Biz beş dikkat etmek zorundayız. Oraya gelen müfettişin hatta hesabı yok. CHP'li bütün belediyeler işgal altında. Bir gün biri geliyor, bir gün biri gidiyor, birin biri geliyor, biri gidiyor. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nde bir katını müfettiş ayırmışlar. Müfettişlere. Her seferinde yer bul, kaldır. Hazır müfettişin odası hazır. Her şey hazır. Telekomünikasyonu hazır. Sekreteryası hazır. Duruyor. Müfettiş bekliyor. Görev o. Geliyor çünkü. Başlıyor işlemler. Gidiyor. Kapıdan çıkarken öbürü geliyor. Böyle devam ediyor. Biz beş dikkat edeceğiz. Benim burada Ömer Güneli karalamak, Ömer Güneli eleştirmek, Ömer, Güneli gömmek gibi bir niyetim, bir derdim yok. Ben dikkatli olmaya çağırıyorum ve ortak akıl diyorum. Bakın. Belki dikkatli olmaya çağırırken e, Cumhuriyet Halk Partisi e, parti sözcüsü Fahir Öztrak geçtiğimiz aylarda canlı yayında canlı yayına çıktı. Elinde evrakla. E, bu hükümet ne yapmaya çalışıyor? 21B ihalesi Özel durumda yapılır. Ee, otoban yapmakla 21B'nin ne alakası vardır diye bir açıklama yaptı. Ee, Genel Başkan 21B ihalelerine hep karşı çıktı. Peki otoban 21B ihaleyle yapılmazken Sayın Başkanım çevre yolu peyzajı 21B ihalesiyle yapılır mı? Yapılmaz. Şimdi Faik Özturak'tan önce bu 21B'nin ee, AKP'li belediyeler tarafından hallaç pamuğu gibi attırıldığı hı hı. ve kötüye kullanıldığı noktasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun iri iri demeçleri var. Evet. Belediyeleri yerden yere vuran yolsuzlukla itham ettiği ki doğrudur bunlar. İri iri lafları var. Arkasından Faik Özturak'ın da e, çok güzel orada ki bize Seyrettiğimi bilmiyorum. Yakalamışsınız. Canlı yayında. 21B ile ilgili açıklamaları var. 21B ile bunlar yapılır mı? Yapılmaz. İkisine de katılıyorum. Dolayısıyla kaldı e... ki 21B ile e, kuş arası şu andaki örnek Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi, Teyyara Caddesi, e, araç kiralaması, çevre yolu peyzajı hep bunlar 21B ile yapılıyor. Tabii Hatta bunu, 21B ile e, Kulaklık mıydı? Kulaklık bile almışlar ya. Yani, Değil. yani. Kulaklık hakkında bir almışlar demek ki pandemi sürecinde çok elzem ihtiyaçmış. Kulaklık olmayınca bir şeyler yapılamıyormuş. Alınmış. Şimdi e, ben e, tabii o kulaklık kısmını bilmiyorum. Elimde önünde bir belge dayanak yok. Bir değerlendirme yapamam ama Haldun Haşmet Aysan isimli bir şahıs var. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, Kendisi, tanıyorum, tanıyorum. Telefonla da görüştüm. Evet. E, Facebook'ta paylaştığı yazılar vardı. Sonra bu yazılar evet, şimdi, hop kaldırıldı Kendisine bir söz hakkı doğarsa da onu da canlı yayın tabii, tabii ama e, bile... sosyal medyada adı geri vites Haldun diye çıktı. Evet. Yazıyor, kaldırıyor. Paylaş, Yazıyor, kaldırıyor. Paylaştı. sonra bu yazıları ben okudum. Yazılar sonra kalktı. Kendisini aradım dedim ki abi sen böyle böyle Hitamlarda e, itamlarda bulundun. Ben bunları göremiyorum. Niye kaldırdın? E işte öyle gerekti. Peki e, kaldırdın. E, nerede? Facebook sayfamda duruyor dedi. E, görebilir miyim dedim. Arkadaşlarım görüyor dedi. E ben arkadaşını göremiyorum dedim. Sonra kendim görüyorum bir tek dedi. Gönderir misin bana dedi. Dedim. Göndermem dedi. Neden dedim. Ne yapacaksın sen dedi. Göndersin dedim ya. Ne yapacaksın var mı? İnceleyeceğim. Bakacağım. Belediye başkanı arkadaşım gerekirse uyaracak. Hani belki bizim aklımız yetmez onun aklına. Ee, o benim için Bülent Tezcan'la taktığı bir lakap var bana. Kontrolsüz güç diyorlarmış benim için. Ben bundan onur duyuyorum. Kontrolsüz güç olmak e, iyidir. Kontrollü güç iyi bir şey değildir. Evet. F füze bataryası değilim ki ben kontrol edebileyim. <laughs> Siyaset yapıyorum sonuç itibarinde. Kontrolsüz olmak dürüst olmayı gerektirir bir şey saklıyorsanız ya da birisi sırtınızdan asılıyorsa kontrollü olursunuz. Kontrollü olduğunuz zaman da çantacı olursunuz ya da yaver olursunuz. Ben kontrol Ya diye... da günümüz sosyal medyasında sosyal medya şaklaban olursunuz. Şaklaban olursunuz. Şimdi sonunda tabi vermedi. Ben buldum bunları. İnceledim. Bir tanesi sizin dediğiniz bu refüjlere palmiye dikilmesiyle ilgili olan mesela. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Görsel olarak harika olmuş. Nefis. Evet. Yani e, Kuşadası'nı simgeleyen e, iki ağaç var, türü var. Biri palmiye, biri zeytin. E, gayet güzel olmuş. E, bahara doğru oranın çiçeklendirmesiyle Kuşadası girişini e, ayrı bir anlam katacağını düşünüyorum. Ama bir sıkıntı var. Güzel olmuş ama yasal olmam. Külliye de güzel oldu. Evet. Ama yasal değil. Kaçak. Onun kaçak olması külliyeyi dünyanın dokuzuncu harikası yapmaz. Çok güzel diyemeyiz artık külliyeye. Hı hı. Defolu çünkü. Burası da öyle. Siz karayollarına ait olan bölgeye hem de bütçeniz çok sıkışık ve dar iken palmiyelere tam bilemiyorum. 7 küsur artı KDV ile. Aynen. 8.8. 8.8 KDV milyon para harcayarak. Burayı parmiyelendirme pay yaparsanız her ne kadar benim gözümü okşasa da kalbimi okşamayabilir. Kalbimi okşasa da beynimi okşayabilir. Beynimi okşasa da Türk Ceza Kanununu okşamayabilir. Evet. O nedenle e, yapılan şey güzel, çok estetik ama hukuka uygunluğu tartışılır. Yani bu pandemi süreci içerisinde e, o tabuna burada e, 21B'yi uygulamak kendilerinin y yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ve Yeni Cumhuriyet Halk Partisi e, sözcüsü Faik Öztürak'ın görüşleriyle çatışmış olur eleştirdiği Demir AKP el, elzem bir durum olacak. Peki. Evet. Ee, ya da normal bir ihale yapamıyorsan bu yola başvuracaksın. Maske alırsınız, dezenfekte bence, ilaçlar alırsınız. Hayır şu var başkanım. Olur, yani, olur. Belediye bu süreçte normal ihale de yaptı. Yani normal ihale dediğimiz belediye dükkanlarını kira ihalesine çıktı ki e, aynı anda çok kişi de katıldı. Katıldık. Demek ki bu ihale yapılabiliyor. Demek ki açık ihaleyle bu Hı. iş olabiliyormuş. E, kaldı ki e, buranın Hı. 21 B ile yapılmasından ziyade hiçbir ihale yöntemiyle yapılmaması gereken bir yer. Yani evet. ihale burada, burada bahçe, bu ağaçları dikecek olan kişi karayolları, karayolları diker. Ki karayolları bir talepte bulunurlar. Biz diker, yapalım e, e, Sayın Başkan bu konuda bakanlıklarla görüşüyordur. Mesela burası turizm kendi yani turizm bakanıyla ciddi evet. ilişkileri olduğunu tahmin ediyorum. Yani o konuda girdiği kapıyı çalıp içeri girebilecek, kendini dinletebilecek özelliklere sahip. Bununla yani. ilgili de ben bilgimi söyleyeyim. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ile beraber Turizm Bakanı'nın yanına gittiler. Hayır, Ama oradaki konuşma sadece e, bana göre akla aykırı olan bir e, Mars projesi konuşuluyor. Ki toplantı sırasında zaten Bakan Bey tarafından da bu projeye sıcak bakılmıyor. Tek konuşulan ile ilgili proje bu. Başkan yani ya yani Bunlar hiç girilmiyor yani evet, Turizm ne yani, olacak girilmiyor Gemi turizmi de olacak girilmiyor yani Ben e, tabi Ömer'in özelliklerini Bildiğim için her kapıyı açar Gider Hı -hı. E, e, Tuttuğunu koparır o anlamda ya, girdi, söylüyorum girdi Yani, yani e, şey, girdi. bu o, Çevre düzenleme dediğimiz Refüj düzenlemesinin e, Bu paralar harcanmadan kendisinin e, Ankara'da bir buçuk gün Mesai harcayarak çözebileceği inancında olduğum için söylüyorum Yani onu evet. yapabilirken Yapmamış. E, tabii e, maaşlar zor ödeniyordu. E, bütçe ne durumda onu bilemiyorum. E, bunlar hep bir plan proje içerisinde olması lazım. E, onu bilemiyorum. Buradaki 21B'nin e, bir ihale aslında olmaması gerektiği. Olsa da bunun 21B uygulamasıyla doğal afet, sel, deprem ve salgın hastalıklarda hı hı. uygulanabilme olanağı açılan buradaki bu ihale yönteminin bu bölgede uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Haldun ha, Haşmet Aysan yazmış Ömer Günel Efendi demiş böyle bir küçümser tavırla kamu kurumları kendilerine yasal yasalar ile verilen yetki ve görev ve sorumluluklar kapsamında ve alanında iş yaparlar. Karayolları sorumluluk sahasında olan refüjleri neden Kuşadası'nın parasıyla palmiye diktin diye sormuş. Ki kendisi bu konuda da şeydir. İhaleler konusunda da uzman bir kişidir. Evet. Ee, Haldun Aşmet Aysan. Tabi bu 21B sadece burada yok. Peki niye kaldırdığını sordunuz mu başkanım bu yazıları? Öyle evet. gerekti dedi. Evet. Ben de e, vermediği cevaptan cevabını aldım. Anladım. <laughs> Bir şey de ama, Şey, o, he, bir araya şeye gireceğim kaynamasın diye. Ee, tek görü dediniz mesela yapıldı, kaldı hatta bir dönem savundum dediniz. Ee, kaldırıldı. Burada yine bir izleyicim onunla ilgili sormuş. Peki burada kamu zararı oluşmuyor mu? Şimdi e, bu tür e, uygulamalarda kamu zararı oluşabilir. Hı hı. Ben geçen programımızı dikkatle izledim. Esat Altın Gün döneminde Buraya bir takım akademisyenlerin geldiği, evet. burada tek yön, çift yön projesinin tartışıldığı, ancak kendilerinin vermiş olduğu raporda yeterli otopark sayısı olmaması sebebiyle bunun bu aşamada uygulamaya geçemeyeceği yönünde görüş bildirdiklerini evet. öğrendim. Aynen, aynen, evet. ee, Ömer Başkan bunu denedi. Her şeye rağmen. Denedi. E, çok ciddi zorluklar yaşandı. Hatta şöyle bir tabir e, kullandı. O, ben bir güç zehirlenmesinden bahsettim ya siz. Evet. Alışacaksınız diye bir tabir kullanmış. Eğer kal e, bu tabiri kullandıysa onu da o güç zehirlenmesi kavramının içerisinde değerlendirilmesini kamuoyundan talep ederim. E, sonuç itibariyle e, bu yolun e, gerçekten trafiği düzenlemek anlamında radikal bir karar olduğunu cesur insanların radikal kararlar alması gerektiğini e, ben de düşündüm e, ama sonuçta bu e, alınan radikal karar e, tutmadı ben burada e, şurada katıl şuna katılmıyorum e, burada bir kamu zararı doğmuş olsa bile bazı işlerin yapımında e, yaptıktan sonra defoyu görebileceğiniz için, hı hı. önceden kestirebilmeniz de mümkün olmadığı için böyle bir defoyu pek kamu zararı olarak görmüyorum. Evet. Tabii ki e, burada harcanan paranın meblağını bilmemek kaydıyla. Evet. Yani cüzi miktarlarda ise bu, evet burada bir kamu zararı doğmuş gibi gözükebilir ama Kamuyu rahatlatmak için yapılan bir işlemken o işlem e, oturmayınca bundan geriye dönüş olması e, hem iyi bir şey olarak kabul edilmeli evet. hem de bah, hani doktorlar derler ya ameliyat etmeden göremeyiz, açmadan göremeyiz. Evet. Yani ultrason buna cevap veriyor, röntgen buna cevap veriyor ama e, açmadan göremeyiz. Bir şey hiç de aynı öyle. Yani biz de dava açarken şöyle deriz müvekkilimize ya davayı açalım karşı tarafın hamlesini görmeden ne diyeceğimizi bilemeyiz der gibi. Böyle bir oluşum olmuş olabilir. Dönülmesi kısmen dönülmüş olması güzel bir şey. O yeni e, e, değişiklikler var. Onlar olmuş. Güzel. E, sahil şeridinin e, tek şeritten tekrar çift şeride çıkarılma. Bir kısa Mali, yer oldu ama yapılacak dedi. Ama evet Kuşadası'nın en güzel yerinin tek şeritle geçtirilmemesi, gelen ve giden araçla o bölgedeki oluşan heykellerin, kıyı düzenlemelerinin birçok insan tarafından görülebilmesi, oradaki işletimlerden insanların faydalanması... Heykel Onu demişken başka bir şey soracak. Ee, bir tek e, bir şeye üzüldüm. O, orta meydanda bir Poseidon heykeli Ortam vardı. Tam ona gelecektim. Yani belediye başkanımız e, tane başına 15'er bin lira ödeyerekten heykeller yaptırdı. Meclisten e geçip kalır. Ama önceki dönem belediye başkanları... Bu yapılanlar mı? Evet. Göbek taşı heykeli diyorum ben. <laughs> Aynen. E, tabir biraz öyle. E, önceki dönem belediye başkanlarına koymuş olduğu heykelleri kaldırdı. Ki Kuşadası tarihiyle alakalı olan bir şey. Örnek Poseidon, Kuşadası'nın mitolojik tarihinde de yeri olan ya da Balıkçılar Meydanı'ndaki heykel. Bir balıkçı ve kızılı ağ örerken temsil eden heykelleri kaldırıp oraya bir Mars balıkçısı heykeli koydu. Bunlar için ne diyeceksiniz? Yani Poseidon heykeli çok güzel bir heykeldi. Ben çok beğeniyordum. Hatta o zaman başkana da sormuştum ya bunu nasıl yaptırdın falan. ...çok ciddi para harcamışsındır, harika bir heykel... ...dedim. 5 kuruş para harcamadan... Evet, bir e, ...yaptırdık. Bir türlü hediyesiydi e, Hediyesiydi dedi. Tebrik ettim... işte o zaman ben il başkanıydım. Güzel bir proje olmuştu. Çok hoşuma da gidiyordu o. E, e, yobaz bir kesim de... ...hep böyle kıçı gözüküyor abi... ...diyordu. E, Melik Gökçek de... ...yaptı onu Ankara'da öyle de. Ondan sonra oraya kaldı, dinozor heykelleri... ...koydu. E tabii... E, ...bizim... E, ...ülkemizde bu iş... ...şey haline gelmiş... Bir öncekini beğenmeyip onun eserlerinin bir kısmını atılda bırakmak gibi. E, tabii bu doğru değil. Balıkçılar e, e, meydanındaki düzenlemeyi çok doğru buluyorum. Güzel bir meydan oldu orası. Peki orası ile ilgili şöyle bir şey soracağım. başka e, Büyükşehir'in meydanı, aynen Büyükşehir'in yapmış olduğu yeşillik alanı mahvedip, tamamen betonelme yapıp, saksılar içinde ağaçlar koymasının kopyası değil mi orası? Güzel bir meydan oldu. Onda bir lafımız yok. Şimdi ben bunu yok. bir televizyon programında söyledim. Yani siz güzelin meydanı ıhlamur ağaçlarını söküyorsunuz. Ondan sonra orayı betonla kaplıyorsunuz. İnternette gördüğümüz şeye benzettim hatta bir televizyon programında. Adam su borusu, pis su borusu geçirirken L boru kullanmayıp kirişi delip geçirmiş. <laughs> oradaki komediye benzettim. Yani siz de kalkıp bunu saksıya dikmiş olmanız güzel bir şey değil. Yani o günü ve belki haftayı, belki ayı, belki yılı kurtaran bir şey olur. Kalıcılığı olmaz. O bölgenin tabanının, tabi bilemiyorum ile ilgili bir problemi var mı yok mu bu bölgede, tabanının yeşil olup orada çocukların da oturup kalkabileceği yerle temas edebileceği öyle söyleyeyim. E, ağaçlandırmaların olabileceği bir alan haline gelebilirdi. O ağaçların büyük dikilmesi halinde palmiye değil gölgelikli e, evet. niteliğe sahip ağaçların dikilmesiyle o bölgede e, çalışan e, balıkçı arka, e, balık restoran arkadaşlarımızın biraz daha fazla işgaliye ödeyerek o bölgede masa sayılarını artırmaları hani. Çiçek Aynen. pasajı gibi tabii, tabii. E, ya da e, nevzade gibi öyle anlatayım size. Hı -hı. Biraz daha böyle iç içe e, bir yapı oluşturulup e, böyle bir e, hava oluşsaydı. Kum kapı örneğinde tabii, gibi tabii, tabii. Aynen. oluşsaydı daha güzel olurdu. Hem insanlar daha fazla dışarı açılır, daha çok para kazanabilirler. Orası biraz böyle panayır havası haline dönüşürdü. E, şeyi anlamadım zaten o Marslı heykel kısmını anlamadım. E, sormadım da acaba bir anlamı vardı da bilmiyorum <laughs> bana acaba gülerler mi diye. E, hiç o konuyu sormadım başkanım bile. Bir, bir de şey herhalde dedim yani Kuşadası tarihinde e, bu böyle bir balıkçı vardı. Yok e, Mars'ın balıkçımız öldü. yok başkanım. Yani yani e, e, Mars'tan gelen medya, kimse yoktu bize. E, öyle bir de yani, o konuda hiç sormadım. Ama ha, o heykel de kötü olmamış. Yani olabilir. de Yani mevcudu koruyarak yanlarına bir şeyler yapmak evet. daha güzel. O Poseidon heykeline şey. çok üzüldüm. Bunu ee, balık kasasında balıklar almaya çalışan kediler de var orada. O güzel. O çok güzel. O güzel. O, o... o figür çok güzel. Hatta çok ço insanın görmediği, görmediği, görmediği belki bilmiyorum. Dikkatinizi çekti bir çekmedi mi? Tam ee, zaten balıkçılar meydanında Madon ne işi var? O apayrı konu ama tam Madon üstünde balıkhanenin tam köşesinde bir tane köpek balığı. Hı. Kılıç adamı, duvara delip geçmiş bir figür koymuşlar. Hı -hı. O da çok güzel ama çoğu insan onu görmüyor yukarıda gördüm. diye. Muhteşem bir figür koymuşlar oraya. Yani iyi ya da iyi. Gördüm gördüm Diyoruz. güzel olmuş o. Araya. Başkanım hızlı hızlı geçelim. Bir Başkanımız saati tamamladık. sağlık. O bölgeyle ilgili. Evet. Ama sadece o bölgeyle ilgili mesele de. E, Dükkanları programa tek tek çıkmadan yaptı. Güzel yaptı pro Programa onları. çıkmadan önce çok ben de yoğun talep aldım bu Balıkçılar ile ilgili. Tabii o, tam orada tam onu soracaktım. Yani. Bir iki şeyimiz var. Ee, Kuşadası'nın e, tarih e, tarihi değerleri, tarihi insanlar hayatta olan tarihi insanların toplandığı genelde iki tane yerimiz var bizim. Biri yerli yabancı turistlerin de ziyaret ettiği balıkçılar kahvesi. Zaten balıkanın hemen üstünde. Biri de Kuşadası'nda yaşayan tarihlerin her zaman buluştuğu yer Avcılar Kulübü. Lokalim. Şimdi her ikisinde mevcut belediye başkanımız, efendim bu şekilde olmaz, ben buraları ihaleye vereceğim diye diretiyor. Kaldı ki balıkçılar kahvesi hukuki süreçte ki kooperatif kazanmış, var, kazandı. Kazandı. Ee, galiba itirazı falan gidiyor belediye, hukuki olarak hangi nedir değil kullanıyor. Yok gitmiyor, bilmiyor, Okul, ben belediye meclisi toplantısını bizzat seyrettim yani. Belediyenin bütün faaliyetlerini izliyorum ben. Evet. Belediye meclisi toplantısını seyrettim. E, mahkeme kararı okundu. E, bir e, başka siyasi parti belediye başkanı hem mahkeme kararının okunup e, hem de e, tekrar ihale yetkilendirilmesinin bir ada olması hususunu tartış e, itiraz etti. Dedi ki önce bunu okuyalım, oylayalım. Biz size bu konuda e, kooperatifle e, görüşme imkanı bir süresi tanıyalım. Siz o süre içerisinde e, bu e, kendileriyle istişareyi yapın. Ondan sonra olmazsa biz size ihale yetkisi verelim dedi. Zaten mahkeme kararını incelerseniz mahkeme kararı e, ihaleyi şu sebeple iptal ediliyor. Çünkü orada mevcut bir ev sahibi var. Önce onun oturup konuşmadan. Onu yok sayarak bu işlemi yapamazsın diyor. Evet. Yapamazsın diyor. Mahkeme o karara pardon BDM'si o karara uydu. Yani okundu. Oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi sıra Hadi geldi. Balıkçılar dışında birisi de işletmesi doğal mı? Yani şöyle söyleyeyim. Ayvalık'tan tutun. Alanya'ya kadar her limanda balıkçılar kahvesi. Bunu da mutlaka ya oradaki balıkçılıkla uğraşan bir kişi işletir ya da bir kooperatifler işletir. Genelde su ürünleri kompilatör. Şimdi burada bu kişiyi işletecek? Yok hayır. Değil mi? O değil. Hı. O değil. Şimdi e, bir kere e, şurada bir bana göre yanlışlık yapıldı. E, yasal e, prosedür neyi emreder onu bilmiyorum ama e, bu işi belediye başkanımızın e, kooperatifle birebir görüşmesini ortadan kaldırıp bir komisyon çerçevesinde bir komisyon kurularak e, kooperatifle bunun konuşulması daha uygun düşerdi. Yani her siyasi partinin temsilcilerinin de katılımıyla demokratik bir katılım göstererek bir komisyon oluşturulur. Bu komisyonla e, gidilip e, birlikte e, bu kooperatifin sahibi arkadaşlarla bir değerlendirme yapılması daha uygun düşerdi bana göre hı hı. E, tabi e, buraya e, örnek vermek için söylüyorum 5 trilyonluk yatırım yapacaksın derseniz kooperatif bunu yapamayacağı için dolayısıyla siz yasanın size em mahkeme kararının sizi emrettiği o hukuk yolunu tüketmiş sayılmazsınız hı hı. anladın bildin mi İpe un sererek değil gerçekten oranın hak sahiplerinin kullanımını sağlayabilmek için zemin hazırlamak zorundasınız. Şöyle düşünelim olayı. Yabancı yatırımcı geldiği zaman ona teşvik veriyoruz ya. Ona ortam sağlıyoruz ya. Vergiden muaf tutuyoruz. Hemen söyleyeyim arazi tahsisi yapıyoruz. Bu bir örnek. Hı, hı. Nasıl devlet bu yabancı yatırımcıyı buraya alabilmek için burayı cazip kılabiliyorsa, belediye başkanlığı da buranın kooperatif tarafından işletilebilmesi için ona cazip olanaklar tanımalı. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı şu, evet burayı kooperatif işletmesinde fayda var. Ama derme çatma değil tabi. Yani siz gençliğinizde kız arkadaşınızla buluştuğunuz yer orası. Tabii ki. Tahmin ediyorum Aynen, yaşınız öyle. müsait herhalde ona. <laughs> müsait. Ee, yani o zaman mados, darbaklar falan yoktu. Hiç öyle yoktu. Buluştuğunuz yer. E, romantizmin ilk aşılandığı yer. Tabii. Siyasi dedikoduların ilk üretildiği Tabii. yer. Aynen öyle. Kafaların o genelde avcılar ilk kulübü Yer. <laughs> evet, söyleyeyim, e, dertlerin Hüzünlerin paylaşıldığı yer, sevinçlerin paylaşıldığı Aynen yer böyle olur. bir yer orası. Nostaljik bir yer. Sonra gitmelerle o bölgenin e, kooperatif tarafından yönetilmesi. Başka bu konuda yani daha tavizkar, hassas olmalı, e, daha tavizsiz, e, daha kucaklayıcı e, ve onlarla çatışmayacak bir yöntemi seçmesinde ciddi fayda var diye düşünüyorum. Başkanım son üç soru soracağım. Hatırlar mısınız? Ee, Özlem Hanım e, bir önceki seçimlerde yani Büyükşehir'e geçiş döneminde e, Özel Bey dönemiyle beraber Büyükşehir'e bağlandı Kuşadası. Bir yerel gazetede şu çıkmıştı. E, söyledi. Mafyaya karşı olmak için geliyoruz. Kuşadası'nda demişti. Çok ses getirmiş. Biz de hatta ben de bir basın mensubu olarak Kuşadası'nın mafyanın temizlenmesi zaten 5 yıl oldu. Eskiden gerçekten çok kötüydü. Ne mafyasından bahsediyoruz falan filan eleştiriler yapmıştık. Seçimli kazandı. Burada bir balık restoranda Özlem Hanım'la denk geldik. Ya dedik ben bunu bir gidip kendisine soracağım. Eşiyle beraber oturmuşlar yemek yiyorlardı. Ya dedim başkanım ne mafyasından bahsediyorsunuz? Kuşadası mafya falan yok ki. Aynen şunu söyledi. Şahidim de eşidir. Ben de de o normal mafyadan bahsetmiyorum ki. Beton mafyasından bahsediyorum demişti. Beton mafyası yani müteahhitlerden, e, açılan e, rant e, arazilerden bunlara karşı. Ama şu anda bakıyoruz ki bu dönemde son iki yıldan beri Kuşadası'nda birçok yer, tarım alanı ya da köy yerleri yavaş yavaş betonermeye dönüşmek için meclislerden onaylar çıkmaya başladı. Bunun için görüşünüz nedir? Yani Kuşadası hala betona doymadı. Ya da belediye başkanları. Nasıl yani suçlamak da değil de ranta mı doyurmadı başkan Ortaklarla birleşir mi diye soruyorsunuz herhalde. Soru yani. bu ya da sökeyle birleşebilir misiniz diye. Yani gidişat öyle zaten. Ya öyle gösteriyor. Şimdi yapılaşma ve medeniyet hep batıya doğru olur. Hı hı. Kuşadası'nın batısında bir yer kalmadığı için dolayısıyla kentleşme mesela Aydın'da kentleşme merkezden İncirliova'ya doğru gider. Pek Köşk'e doğru gitmez. Evet. Umurlu'ya doğru gitmez. Doğuya doğru gitmez. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde batıya doğru bir kentleşme ve yapılaşma var. Evet. Bunun son durağı Kuşadası oldu. Çünkü bundan batısı deniz zaten. Ee, Kuşadası'nın mevcut yapısı, nüfus yapısı itibariyle yeterli konut alanı var. Ee, ben e, bu olaylara kafa yormaya yeni başladım daha. Hı hı. Elimde de birçok döne var. Yani e, Balkan kanunumuz buraya geldi. iki yıl oldu. E, ee, buraları bilmiyor diye kimse zannetmesin. İyi başarık. Ben kirazlı, kirazlı, yolunda evet. bakanlığın e, %25 iskonto ile verdiği yeri de biliyorum. Evet. O yerin etrafındaki yerlere de biliyorum. Yani e, bu konuda e, mücadele edecek sivil toplum örgütleriyle de birebir görüşme imkanım da oluyor. Bundan sonra da devam edecek. E, tabii maalesef Kuşadası'nda e, Özlem Hanım beton mafyası derken e, zannedersem yanılıyorsam o, o, iş birimindeki çalışan arkadaşlardan özür dilerim. Müteahhitlerden bahsediyor aynen. Birebir konuşuruz. Aynen öyle. Yani, ben müteahhitlerden bahsediyorum. Öyle oldu. Tabii e, burada tarım alanlarının yapılaşmaya açılması <laughs> Kuşadası Belediyesi'nin önce olduğu bir iş değil. değil, değil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AKP'nin e, başlattığı e, tarımı yok sayan, girdilerini yüksek tutan, dolayısıyla bütün ürünlerini yurt dışından, yurt dışından aldığımız, kendi kendine yetebilen bir ülkeyken bu ülke olmaktan çıkıp e, yani Şimdi yeni yeni akıllandık. Yeniden bir tarım tabi, kalkınması Pandemi sürecinde yapıyoruz. aç kalma riskleri de evet. göz bunu. Hamsi'yi yasakladık mesela. Ben hep evet. söylerdim. Benim idareyim denizcilik bakan olmak. 3 yıl yasaklarım avı. Parasını verdim millete. Ama burayı balık cennet haline getirdim. Evet. üç tarafın denizlerle çevrili. 150 liraya balık yiyorsun kilosu, örnek veriyorum. Neyse, yani buradaki bu e, yapılanmayı e, iyi denetlemek lazım. Tarım alanlarının, özellikle zeytin ağaçlarının, benim en çok üzüldüğüm ağaçtır o. Yani ne? ölmez ağacı diye geçer. Dünyada 5000 yılında yaşayan Arjantin'de bulundu. E, hiç ölmeyen, dünyada hiç ölmeyen tek şey ölmez ağacı her şeyinden faydalanabileceğiniz çekirdeğinden tuttuğunda meyvesinden Temizlen, şey... kökünden yaprağına kadar e, kullanabileceğiniz bir de Bir de kuşalısının şey. zeytini de çok değerli bir zeytindir. E, Tabi zeytin iki türlü e, aşçılık gastronomi okuyorum oradan biliyorum. <laughs> e, zeytin iki türlü sulanır. Bir kökünden bir yaprağından. Evet. Deniz nemi e, buradaki zeytini kaliteli ve yağlı yapar. Eee Tabi riskleri de vardır denize yakın olmasından dolayı böceklenme riski olasılığı da vardır. Deliklenme olasılığı Hı -hı. öyle söyleyeyim. Buranın de çok kaliteli bir zeytin ve zeytinyağı var. Bu Buraların tarım arazileri 1, 2, 3, 4, 5 diye sınıflandırılıyor. Hani 5. bölge, 4. bölge tarım hali verişli olmayan tarım alanlarını ya da nevi değişikliği yaparak oluşturulacak yerlerde konutlaşmaya karşı değilim. Hatta ben belki bana kızacaklar ben yatay değil de dikey konutlanmadan yanayım. Yani görüşümde aynı başlama aynı Yer işgali olmasın tabii. diye yana, çok yatay bir talsın. yapılanma değil sağlam fakat dikey bir yapılanma olup yeşil alanların çok boş bırakılabileceği yani Singapur modeli diyorlar. Yapılanma yapılanma modelini savunan birisi olarak söylüyorum bunu böyle şeylerin olması lazım yeşil alanı yani kentleşme olacak nüfus artacak Geç, geçenlerde 420 bin iş nüfusumuzdu bir ara evet. e, havalar soğuyunca birazcık ayrım oldu e, ciddi pro, şey bir nüfus yoğunluğu var e, dolayısıyla e, bunu kontrollü e, hukuka uygun e, hukuktan ziyade bu çok önemli altını çiziyorum ahlaki temayüllere oturtabilecek bir yapının oluşturulması lazım. ve Böyle bir e, yapılaşma rantı varsa bu ranttan e, bu e, işi yapan tüm arkadaşların eşit oranda paylaşması lazım. Ve buna da özen gösterilmesi evet. lazım. Başkanım ya her şeyi sorun diye o yüzden soracağım. İstediğinizi sormayız. İstediğinizi vermezsiniz e, ee, ne derler? Şehir efsanesi, şehir dedikodular. Ee, seçim öncesi ve daha sonra seçildikten sonra da mevcut belediye başkanımızın hakkında mevcut e, milletvekili, Aydın birinci sıra milletvekili ne? Yüklü miktarda para verdiği ve adaylığını öyle garantilediği dedikoduları vardı. Kulağınızın sizin de gelmiştir. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Böyle bir şey mümkün müdür? Doğru mudur? Düşünceniz nedir? İkisi de eski dostunuz cevap vermeyebilirsiniz de. Ömer'in böyle bir şey tevessül edebileceğini, Bülent Tezcan'ın da böyle bir şey tevessül edebileceğini, onlara bu kırgınlığım ve kızgınlığımdan dolayı böyle bir şey tevessül edebilecekleri asla düşünmem. Böyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Ee, Evet, adaylar, aday adayları genel merkezde ciddi para harcıyorlar. Orada bir yapı oluşmuş durumda. Hı hı. E, zaten e, Urla Belediye Başkanı tombaladan çıkmadı. E, Menemen'de Tahir Şahin varken... E peki başkanım, yani 10 bin lira maaş alıyorlar. Şu an belki zamlanmıştır da. 5 e, yılda alacağı maaş 600 bin. Hadi şu anda da olsun 750 bin bir belediye başkanı. E seçim kampanyasında bu saklı bir şey değil. Ömer Bey 3,5 trilyon lira seçim kampanyası yaptı. Yani ben kuş, memleketi desek ben kaçlıyım diyor. Mem yani memleketi için cebinden para harcaları anlarız. Peki bu nasıl bir mantık? 600-700 bin lira para kazanacağınız, maaş alacağınız yerde 3,5-4 trilyon lira gibi seçim kampanyasına de bu sırf kuşlasına özel değil. Ama böyle bir paralar harcandı. Doğru mu sizce bunlar? Bu sorunuzun cevabını veremediğim ve veremeyeceğim için hiçbir zaman için benim idealimde belediye başkanı adaylığı olmadı. o nedenle yani ben belediye başkanı olursam olsam ya beni vururlar ya ben cezaevine giderim. Dikili belediye başkanı gibi suyu bedava yaparım burada gideriz içeri. Yani ya onu ya öyle bir belediye başkanı Bu olurdu. Bu arada bağımsız seçilen de e, Kırklareli belediye başkanıymış. Kırklareli özür dilerim. Aynen, doğru. yorum kesim kesim e, kesim oğlu galiba. Evet. Bilemiyoruz bizi partiden e, ha attılar bugün ha atacaklar ha attılar ha atacaklar derken uzak kaldı Kırklareli. Doğru. E, e, bin günde memleket hareketine sıcak baktığını du duyuyorum sadece. Hı -hı. E, böyle paraların döndüğüne ilişkin dedikodular var. Valla e, benim böyle bir param yok, öyle bir verecek kudretim yok, öyle verecek bir göz de yok bende. Onu benden talep edecek adam da yok, hı hı. onu söyleyeyim. E, ben böyle bir şeyi tevessül ettiklerini asla düşünmüyorum, inanmak istemem. E, belediye başkanlığı maaşıyla, belediye başkanlığını bu, şurada ayırt etmek lazım. Bazen insanlara huzur batar. Şimdi ayda 23 bin lira kredi ödeyen birisi olarak ben 27 bin lira milletvekili maaş alırsam nasıl geçinebileceğim? Ee, İktidar sayısanız hadi çalma ihtimalim var. Öyle söyleyelim. Değilseniz nasıl geçineceksiniz? Geçinemezsiniz. Zora girer misiniz? Zora girersiniz. Ama Ülkeniz için ve çocuklarınız için bir gelecek yaratmak zorundasınız. Benim kızım şu an Kanada'da okuyor. Yüksek lisans yapıyor. Ve şu an pizza yapıyor orada. <laughs> ee, çalışıyor. çalışıyor. evet. Yüksek lisans yapıyor. Hem çalışıyor. Bu ülkenin içerisindeki beklentilerimizi karşılamayacak bir yapı. Halbuki e, fakülteyi birincilikle bitirdi. Radyo, televizyon, sinema bölümünü. Birincilikle bitirdi. Ona rağmen bir gelecek bulamadığımız için kızımızı bir beyin göçüyle oraya göndermek zorunda kaldık. Düşünün. Evet. Ee, burada kalanlar eğer e, ekonomik durumları iyiyse, bu kadar e, ciddi biçimde de para e, harcamışlarsa, belki karşılık beklemek sizin bu noktada e, Kuşadası'na hizmet anlamında bu zorluklara katlanıyor olabilirler. Ama ben herhalde katlanamam. Başkanım son soruyu sorayım size. Ee, Program başında da e, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirirken yani CHP e, iç yapısından gelmeyip özellikle sağ tandaslı partilerden gelip Atatürk'e karşı olup ya da siyasi görüşü farklı olan kişileri partiye empoze etmeye karşı çıkmışsınız. Evet. Peki şu anda mevcut belediyemizde Kuşadası Belediyesi'nin içerisinde. Aynı şekilde Mecliste kadrolar var. Aynı şekilde belediye başkan yardımcıları var. Ben isim vermeden de çekinmiyorum. Söyleyeyim. Mesela çok sevdiğim iki tane genç siyasi kardeşim var benim. İyi Parti'den. Ee, Volkan Alkış. Özgür Limoncu. Hmm. Ki Özgür Limoncu e, AK Parti'den. Ee, Parti... Özgür, Özgür İyi Parti'den değil miydi? Ee, AK Parti'den İyi Parti'ye geçiş yapmıştı. Hmm. Ee, oradan da Seçimlerde bir birleşmeden dolayı Hayati Bey ile birlikte İyi Parti ilçe başkanı ile beraber CHP'ye geçmişlerdi çünkü meclis üyesi olmak için. Ama örnek e, Hayati Bey tekrar partisine geri döndü iki arkadaş ya kusura bakmayın CHP güzel bir yermiş biz burada kalalım dediler hala evet. devam ediyorlar aynı şekilde e, hatta e, Gezi olayları sırasında burada mevcut ilçe emniyet müdür yardımcısı daha sonra da ilçe emniyet müdürü olan Özgür Batçıoğlu. Ki gezi olaylarının kuş ilk akşamında orada olan iki gazeteciden biri olaraktan. Cumhuriyet Halk Parti insanların gençleri oradaydı. Biz bunu hepimiz gördük. Hatta fotoğraflar ya da haberler hala sayfamda duruyor. Orada bu çocuklara, CHP'li insanların çocuklarını Gaz sıkma ve de joplama emrini veren kişi Özgür Batçoğlu. şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyesinde Ömer Bey'in en yakından biri olaraktan başka yardımcısı oldu. Bunları bir değerlendirir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce bir takım belediyelerin isimlerini sayarken ve bazı belediye başkanlarının adaylılıklarının ahbap çavuş ilişkileriyle derlenip düzenlendiği noktasında kaygılarımı... Ve bu konudaki sıkıntılarımı il ve ilçeler vererek size anlatmıştım. Ee, Sözü şöyle başlamak istiyorum. Ben Sayın Genel Başkan'la ayrıldığım e, konunun bir tanesi suydu. Mesela hep Nazlı olacak dedi. Hı hı. Mehmet Tan, Ahmet Tan, Altan dedi. Ama hiç Deniz Gezmiş demedi. Hiç Mahir Çayan demedi. Mesela ben onun ağzından hiç Mahir Çayan duymadım. Ben jenerinizi çok beğendim. Ben devrimci bir insanım. Bana Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesini kalbime yapıştırırken yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana bol gelmesi çok normal ya da dar gelmesi çok normal. Ben de 20. bir insanım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'e inanmış ama onun dava arkadaşları olduğunu kabul ettiğim hiçbir koltuğun tekmelediği sandalyeden daha kıymetli olmadığını iddia ettiğim bir deniz gezmiş hayranıyım. Dolayısıyla benim bu derimci özelliklerimi sanki ben buranın bir belediye başkanıymışım gibi sorarsanız soruyu ben Özgür Başçıoğlu'nu belediyenin önünden geçirmem. Çünkü gezi olayları dört ağacın kesilmesinden kaynaklanan bir olay değildir. Dolayısıyla bir eee FETÖ'nün tetiklediği bir terörize olay değil, halkın hükümetten taleplerinin ve özgürlükçü taleplerinin yansımasıydı. Sokak çatışmalarını ayrı tutuyorum. Burada çok basit bir yürüyüşü, çok basit bir eylemi, gençlerin suratına birisi görevinden dolayı gaz sıkıyorsa ve coplatıyorsa az önce belki iri bir tabir kullandım ama siyasette ben yan yana yürüyemem. Yani şöyle anlatayım size. Ben belediye başkanıyım ya da il başkanıyım ya da belediyede görevliyim. Benim eşim Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşılmaz. Çünkü bu evdeki bir demokrasi değil, hayatta bakış açımızdaki bir farklılık ve ayrıcalıktır. Nereye gider bu işin sonu? Evlilik ilişkisi biter. Bitiririm. Net söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin öyle bir şey yok da. Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşacak. sen sevgilim sevgi diyeceğim ben şu an. Anında boşan. Hiç <laughs> mi yok. Biter orada iş. O nedenle. Hayat bakış açısı bu çizgide olan bir insana. Bu soruyu sorarsanız. Ben böyle bir cevap vermek zorunda kalırım. Ben çalışmam. Koalisyon yapar. Yok mu başka bu işi yapacak insanlar. Bakın benim belediyede en çok şikayetçi olduğum şey. Siz hiç soru sormadınız şey. Kadro doğru kadrolar değil. Doğru kadrolar değil. Bakın adama sorun. Siyasetçi, akıllıysa sorun. Burdur milletvekili mi olmak istersin? Kuşadası belediye başkanı olmak istersin diye. Size Kuşadası belediye başkanı olmak isterim der. Yani. Sorarsanız bana Aydın milletvekili mi olmak istersin? İstanbul il başkanı mı olmak istersin? Diye sorarsanız İstanbul Ben size i̇l İstanbul il başkanı, dersiniz, i̇l başkanı isterim. olmak isterim derim. Aynen. Anlatabildim mi hedeflenen noktayı? Kadroyu anlatabildim mi? Buradaki vasıflandırmayı anlatabildim mi? Vasfı ararken burada buna dikkat etmek lazım. Ve hep iddia ediyorum. Bakın ne yaptınız? Seçimden önce Mehmet Bal, Gür, Mehmet Gürbilek, Soner Kaplan, Erdal Güngör bir sürü siyasette çatıştığınız çatışmadınız. Herkesi toplayıp seçim öncesinde bir seçim koordinasyon kuruluk oluşturdunuz mu? Evet. Oluşturdunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Siz bu memleketin şehri eminiyseniz ben olsam şunu yapardım. Gerçi belediye hiç gelmiyormuş. <laughs> Fuat Akdoğan'ı çağırırdım. Esat Gün de çağırırdım. Engin Berberoğlu'nu da çağırırdım. Buradaki Tarihinden bu zamana kadar gelen bütün belediye başkanlarını toplardım. Tek akıl değil, ortak akıl yaratmaya çalışırdım. Peki, ha gelmezler, onların kabahati olur, o ayrı bir şey. Ama toplardım. Onların fikirlerinden faydalanmayı tercih ederdim. Sivil toplum örgütleri. Bilmem ne odasının seçimine karışmaz. Kadın kolları seçimine girip karışmaz. Bunlar lüzumsuz işte. Berkay'ın terliği beni ilgilendirmezdi. Bana ne Berkay'ın terliğinde? Terlikli çıkmış sahneye çıkma. Beni ilgilendiren bir konu değil. Siyaset ciddi bir iş. Siyaset adamlığı ciddi bir devlet adamlığı işidir. O nedenle bu kadro insanı vezir de yapar, Başarısız da yapar. Kadro önemli. O nedenle bilimden, tecrübeden faydalanmak zorundasınız. Siz az önce işte eski başkanlara falan toplardım dediniz de Sayın Başkanım yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde e, danışma kurulu toplaması gerekir. Doğru mu? Tüzükte yazıyor. Evet. Peki siz Kuşadası'da kuş olduğunuz zaman bu yana hiç toplandı mı? Bir hiç. kere toplandı. Bir defa. Normalde tüzükte, de, ya ha bu üç ayda bir olması gerekiyor? Evet. Yanlış bilmiyorum, doğru mu? Evet. Değişim yani dersen. bana çağrı bir defa geldi. Evet. Ondan sonra da nasip oldu. mevcut ilçe başkanımız da önceki dönemlerde e, mevcut belediye başkanına karşı olan, can karşı olan, hatta bunu e, videolarda bile çekinmeden söyleyen, suçlayan. Ki Karşılıklı birbirlerini suçlayan kişiler de. E buna rağmen şimdi hani e böyle iç içe olmalarının sebebini yani siyasette küsük olmaz mı? Yoksa ortaklaşa bir çıkar olarak mı değerlendirirsiniz? Valla benim tarzım değil ama Süleyman Demirel şöyle diyor. Rakibinin suratına öyle bir tükür ki bir yeri boş kalsın. Belki bir gün oradan öpebilirsin diyor. <laughs> Eyvallah başkanım. Bu benim tarzım değil. Yani ben tükürdüğümde tam tükürürüm. <laughs> Bir boşluk bırakma mesafesi ayarlamam kendime. O nedenle e, benim tarzım olmamakla beraber siyasi ilişkiler bu noktada olabilir. Onu bilemem. E, daha önce e, bu konuda e, Esat Altıngün'ün ben arkasında durmuştum il başkanı iken. Hı hı. Belki Ömer kardeşimizin e, b, e, bana olan az sevgisizliği ya da benim istediğim orandaki sevgi biriminin altına düşmesindeki temel e, sebep budur belki de. Gerçi diğerleri oldu ama belki beni o konuda affetmedi. Ben e, kendisine o zamanlar şunu söylemiştim: e, "Ömer ben seni çok seviyorum, benim çok yakın arkadaşımsın." Özel hayatımızı paylaştığımız anlar oluyor. Seninle çok daha iç içeyiz. Ama ben siyasette ahde vefaya inanırım. Esat altın gün sayesinde il başkanı oldum. O nedenle ona destek vermek benim siyasetteki bir vefa borcumdur. Diyerek böyle bir tavır sergilemiştim. Önce o zamanlar bana kızmıştı. Daha sonra <laughs> bunun aslında benim duruşumun doğru bir duruş olduğunu ifade etti. Bu arada da söylemeyi unuttum. Ben il başkanı aday olursam ona destek verecektim ve o da belediye başkanı aday, aday, aday olduğu zaman ben de destek verecektim. Hatta bu konuşma Kadınlar Denizindeki bir beach club'da gerçekleşti. Fakat benim ben il başkanı aday olmak istediğim zaman hiçbir imza toplayamadım burada. Kaldı ki zaten delege gösterilmedi. Evet. İşin enerji en kötü tarafı ve bu izah bile edilemedi. Hatta bununla ilgili bu gerek var. Eski bir, il, bir... il başkanları, ilçe başkanları hep gösterilir yani esas. Gösterilir. Yani ben beni bunu Facebook'ta paylaştığımda da bundan dolayı bir serzenişte bulunduğumda da kendisi işte bu nedenle seni sevmiyorum gibi bir tabirde bulundu. Yani bu nedenle e, bu, bu tarzımdan bu, dolayı bu yayından sonra hiç sevmiş. Bu tarzımı sevmiyorum. <laughs> Yok değil ben e, doğruları söyledim. E, kendisinin <laughs> belediyecilikte e, hep bu dedikodular olur. Ben e, bu işlerden bir e, kazanç elde ettiğini asla düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. E, bir işin usulsüz, hukuksuz olması ee, oradan bir gelir temin edildiği anlamına gelmez. Bir yanlışlık yapılmış. Bu yanlışlar düzeltmek mümkün. Ömer'in buna ihtiyacı da yok. Ama tabi e, bu iş biraz çevre meselesi. E, çevrenizi doğru kurmazsanız e, size e, bu konuda bazı yakıştırmalar yapabilirler. E, hani bana. Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyin derler sonra. Bunu deditmemek için doğru kadrolar ve doğru insanlarla çalışmakta ciddi fayda vardır. Ha bunu ben olsun diye bakın açtı öyle evet. bir zaten talebin falan da yok ama doğru kişilerle üretilmesi evet. lazım. Yani bu hukuk işleri müdürlüğünden tutunda belediye başkan yardımcılıklarından başlayıp Evamı ee, söyleyeyim, e, çevrenizdeki birlikte olduğunuz insanlara kadar devam eden bir yapı. Bu yapının içerisinde küçük küçük değişiklikler yaparak e, bunları çözebilirsiniz. Çözebilirsiniz. Başkanım, teşekkür ediyorum. Sonsuz seyine vermeden önce, başkanım merak etmeyin, sizi karşılıksız sevenler de var demiş. Özgür Kaynak, Ağzınıza sağlık, başkanım diyen Ömer Kayalı gibi birçok e, yorum geldi. Buradan da ben e, teşekkür, ediyorum, teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce arkadaşlar, şimdi mesela yazmış Dursun ünlü, e, onun yorumuna karşın e, bu şekilde olanlar için hepsine söylüyorum. Arkadaşlar, işittiğinizi duyun. İşit, işinize geleni duymak yerine işittiğinizi duyun. Burada sayın başkan'a ben e, Ömer Bey 600 bin lira kazanacakken, 3,5 trilyon lira harcarken sırf Ömer Bey değil hemen hemen tüm siyasiler, adaylar bunu yapıyor diye sordum. Ama beyefendi demiş ki AK Partidir de söylesenize. Yani genel sordum zaten. AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, e, Cumhuriyet Halk Partilisi e, hepsi aynı şeyi yapıyor genelde. Soruyu da o şekilde sordum. O yüzden burada benim sorularımı da ya da başkanın cevaplarını da lütfen İşittiğinizi duyun. İşinize geleni duymayın. Şunu söyleyeyim ben, özür diliyorum. Ee, bir gün kalkıp birisi derse ki Ömer Günel çalıyor. İlk ağzını yırtacak olan adam benim. Ama Ömer Günel yanlış yapıyor derse de ilk yanında duracak olan kişi benim. Evet. Ee, yanlış Ama yapmakla belgeyle koyarsa yanlış apari. yapmakla insanın namusu ve onuru ve haysiyetiyle Aynen, oynama, ayrı şeydir. Ben burada bir yolsuzluk, bir rant, bir hırsızlık ve bir dolandırıcılık değil, belediyenin usul ve yasalara uygun Aynen. yönetilmediğini iddia ediyorum. Aynen. Başkan, yani Başkan mesela 21 Bey ile ilgili demin bahsederken mesela e, rakamda şu kadarlık bilmem ne var gibi bir cevap vermediniz. Zaten. Bakın Değil, Şimdi, bu olmaz. 20 yıllık arkadaşın e, böyleyse mesela diyorlar ya işte şöyle yaptı böyle yaptı yolsuzluk var 20 yıllık arkadaşın bana o zaman bana şu soruyu sormalar lazım sen gerizekalı mısın 20 yıldır adamı tanıyamadın da 20 canım. ayda mı tanıyorsun <laughs> Barkan sen gerizekalı mısın demezler mi derler Aynen. Ben 20 yıldır Ömer'i tanıdığım için bu işleri asla tevessül etmeyeceğini ama belediyeyi doğru yönetmediğini iddia ediyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Çaldı diyenin ağzını yırtarım. Birinci insanım. İki, hukuksuz yapmış bunu, yanlış yapmış diyen insanın da yanında durur. Aynen o şekilde. Bugüne, bugüne kadar ki şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yayınlarımızda Başkan olmadan önceki yayınlarımızda da öyle söyleyelim. Ömer Bey ile ilgili ne iftiramız oldu, ne küçük düşürücü bir hakaretimiz oldu. Aynı şekilde ama Sayın Başkan, Başkan olmadan önce değil mi bahsettiğiniz Ömer Bey çaldı çıktı, Ömer Bey şunları yaptı etti diyenlerin hepsi inanın şu anda Ömer Bey'in etrafında. Ona çok üzülüyorum işte. Etrafındalar. Yani benim de anlamadığım, <laughs> benim de algılayamadığım, ve siyasette de hiçbir zaman bu sorunun cevabı, yani cevabını bulamadığım şey bu işte. Yani siz karalıyorsunuz, karalıyorsunuz, karalıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Neredeyse Mehdi ilan edeceksiniz. <laughs> Ama ben eleştiri hakkımı kullanıyorum. Ben kötü oluyorum. Yani e, şu var. İlginç e, temel kuraldır bakın siyasette. Diş tüpüğünde macunu sıktınız mı geriye bir daha sokamazsınız. Hayır, Siyasetçinin ya da siyaset yapmak isteyen kişilerin ağzından çıkan laf da diş macunu gibidir. Tekrar geri sokamazsınız. Doğru söylüyorsun başkanım. Başkanım, Kuşadası konuşan adamın en uzun programını yapmışız. Şu an tahmin ettim. Çünkü bilgisayarımın şarjı bitti. Şu anda sizin cep telefonunuzdan yayını seyrediyorum. Soruları oradan soruyorum. O derecede yani. Abi. Şimdi de saate baktım. Ee, 1 saat 45 dakika. Tanıttım yani böyle olacağını tahmin ettim. Biliyordum. Yani şeyimiz de yani izlenme oranlarımız. Demin çeşitli paylaşım yerlerine bakıyorum. Kimi yerde 90 kişi, kimi yerde 150 kişi, kimi yerde 200 kişi, kimi yerde 10 kişi. Yani bunlar hepsi toplanda da yayın bitiminde zaten toplanıyor. Rakam geldiğinde çok iyi bir izlenme payımız çıkacak zaten. Bundan en fikrim. Son sözü size bırakayım. Demek istediniz. Benim sormadığım. Aklınızda kalan bir şeyler varsa kamera orada evet. ya da Kuşadası halkına Kuşadası siyasetine e, Aydın'a diyeceğiz bir şeyler varsa buyurun başkanım. Evet. E, bu programın sonunda elbette e, bana kızan yurttaşlarımız vardır. Elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, eleştirdiğim için beni eleştiren insanlar vardır. Ben e, partinin içerisinde size bahsettiğim bu yapılanmaların e, ve maalesef e, mezhepçi yaklaşımların neticesinde e, partinin e, başta layıklık çizgisi olmak üzere halkçılık ve devrimcilik çizgisinden uzaklaştığını görüyorum. Bunu bir Alevi çocuğu olarak söylüyorum. O nedenle e, anlattıklarımı ve söylediklerimi duyduğum rahatsızlıkları e, benden daha objektif değerlendirebilecek başka bir Alevi arkadaş olduğunda tahmin etmiyorum. E, bizler e, evrensel sol ilkelerine inanmış ama yurtsever Mustafa Kemal Atatürk çizgisinden çıkmamış. İsmet İnönü'yü şef bellemiş. Deniz Gezmiş'i abi bellemiş. Uğur Mumcu'yu üstad bellemiş. Behice Boran'ı abla bellemiş. Bir insan topluluğuyuz. Elbette Türkiye, Aydın, Kuşadası bir gün mutlak Karanlıktan aydınlığa çıkış noktasını bulacak. Ortak akıl, ortak yürekle bunların hepsinin hakkından geleceğiz. Önemli olan eleştirilere maruz kalırken dahi bunlardan bir ders çıkarabilmek. Ortak akıllı hareket etmek. Çünkü ben biliyorum hem Ömer Başkan hem de daha önceki belediye başkanlarımız hepsi Kuşadası'nı seviyorlardı. Hizmet için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Günlerini zamanlarını harcıyorlar. Evinden aşından oluyorlar. Ama bu eleştirilere dikkat edip bu eleştiriler çerçevesinde değerlendirmeleri yapmaları gerekir. Hem yerelde Kuşadası hem genelde Türkiye'de Yeni Cumhuriyet Halk Partisi bu eleştirilerden nasibini almalı ve e, partiyi e, ve geleceğimizi e, evrensel sol ilkeleri üzerine oturtmalı diyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Biz, ben de yayını kapamadan önce e, bir mesaj aldım. Tam anlaşılması için onu da buradan da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Demin Özgür Batçıoğlu ile ilgili e, Emniyet Müdürü Yardımcısı ile ilgili e, kelimelerim lütfen yanlış anlaşılmış olmasın. Benim söylediğim, eğer bir emniyet mensubu görevini yapmakta zorlanıyorsa, ya sallıyorum, gaz sıkması gerekiyorsa tabii ki sıkabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ee, polise karşı bir e, direnç varsa, yasalar gereği yapması gereken neyse onu yapar. Ama onun dozajını kaçırmaz. Durduk yerde yapmaz. Yapmaz. Yani... 5 tane genç oradan oraya yürüyecek diye bunu 5 genci birer polis versen zaten tutarsın. Hani joplayıp gaz sıkmaz. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir de sormuş olduğum soru şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı oradaki gençlerine karşı yapan bir kişiyi içine sindirmek ne kadar doğrudur? Şu anda yanınıza alıp ben bu anlamda sormuştum. Yoksa yani emniyet teşkilatına falan bir şey söylediğimiz bir şey yoktur. Ee, Başkanla da Sadece anlaşamadığımız tek konumuz başkanım e, gezi olayları FETÖ ile bağdaştırmıyor. Ben bazı yazılarımda FETÖ ile bağdaştırıyordum. Bunda bir açıklık getireyim. tabii ki bunlar fikir ve düşünceler. Bir kısmından müdahale evet. olmaya çalıştı ama ben başlangıç evet. noktasında ve demokratik çerçevede yapılan evet gösterilerin ve yürüyüşlerin... Başlangıç noktaları aynen, aynen öyleydi. O, o noktada ben ayırıyorum. Yasaya yani. göre de zaten yürüyüş gösteri evet. hakkı her Biz de vardık içinde. FETÖ'cü muyduk? Hayır aynen, değil. Öyleydi. Ben de yürüdüm başında. Ki FETÖ'cülerle fotoğrafları çektirenler, şu andakiler utansınlar bu mesajla yerine gitsin. Onunla ilgili <laughs> evet. hiçbir soru sormuyorum çünkü size. Efendim seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kuşadası konuşan adamın yani 5 sezondur en uzun programını yaptık. Bu yüzden de e, başkan hakkını helal etsin. Vaktini de aldık o kadar. Memnun Umarım e, severek seyretmişsinizdir. E, bu arada sponsorumuza da 2 aydan beri bize te, sponsor olan her şey 7-24'e teşekkür ediyoruz. Onlarla son yayınımızda arkadaşlar. E, çok sağ olsun Adnan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini bizden eksik etmediler. E, önümüzdeki hafta Mümkün hata olursa konuk almayacağız çünkü uzun zamandan beri pandemi döneminde sokakları sizlere göstermiyoruz. Yurt dışından bizleri, Kuşadası bizleri çok seyredenler var. Sokaklara ineceğiz, sokaklardaki e, sorunlar nedir onları göstereceğiz. Sırf sorunlar değil Kuşadası'nın güzelliklerini de sizlere göstereceğiz. Haftaya cumartesi saat 1'e kadar kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.